Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Saat 10'da biter. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah bereketini artırsın. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Fuhuzatını, zuhuratını, taayyum ve teşahhusunu ziyade eylesin. İştirak amal ve uhreviyeden hissemizi azim eylesin. İştirak amal ve uhreviyeden hasıl olan şahsi manevi inşallah himmetini bizden eksik etmez. Aklımızı aklımızla yönetmeyi, düşüncelerimizle kontrol etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Hizmet-i imaniyede kayım sayım eylesin. Hizmet-i imaniyede istikametten ayırmasın. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ve ahirette de bize enis ve yoldaş eylesin bu hakikatleri. Bu duaları bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evlad-ı yerlerimizi, usul ve furularımızı da hissedar eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de zerre kadar emeği geçen, maddi ve manevi taşları olan, hizmetleri olanların da ruhu âlilerine nasip eylesin. Amin. Dima, kaç abim? 73, tasavvur 4. Hayal düşünüyordun ama hepsi hazır. Çünkü ben taakkul değil. Bunu da söyleyeyim. Bugün moralimiz çok iyi. Elhamdülillah. Bugün moral çok iyi. Allah inşallah istifade ettirecek. Kafanızda şu anda bir karıncalanma olmuştur. Moraliniz çok iyi deyince. Bu da modu değiştirdi. Bu mod değişiyor. Yani moralimiz hakikaten iyi ama o moda da girmek zorundadır. Çünkü niyetimiz budur. İyi olmak niyet ettik mi, akıl iyi olmak zorundadır. Düşünceler kontrol altına alınmıştır. Hiç mümkün değildir. Yani ben iyi değilim, iyi değilim deyip de iyi olan olamaz. Çok iyiyim deyip de kötü olamazsın. Evet bir yerin ağrır, ameliyat olmuşsun ağrır ama o bedenseldir. Kesinlikle ben iyiyim inandığım gibi öyle oluyor. Yani tuvalet ihtiyaçları bile öyle oluyor. Aa gidiyorum deyince öyle oluyor. Tasavvur 3 mü? 4 mü? 4. Tasavvur 4. Şimdi ben lügatını veriyorum. Bir şeyin zihinde şekillendirmek bu lügat. Hayal düşünüyorsunuz değil mi? Zihin neredeydi? Osman anlıyor musunuz? Evet abi. Zihin neredeydi? Zihin vicdan. Vicdanda. Yani. Bak lügatta ne demiş? Dimağa getirmiş. Görüyor musun? Mesela illeti tamir, en bariz. Ne demiştik ama? Ne demiştik? Zihnin sureti tasavvurda demiştik. He, ama öyle bir tevil, tevil, Allah razı olsun. He. Tevil etmek zorundayız yani. Yani yerine oturtmuş oluyor. He. Yani bütün şey değil ama böyle keşke denseydi. Ben aynısını yazdım ya lügatta. Evet. Yani ama o Risale-i Nur'dadır bu ölçü. Yani o gittiğim kardeşlerde de hem de size selamları var. Özel gittiğim yerde de denildi ki, Afur'da oradaydı. Yani bu ölçü var ya, her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati mahir, hepsini çözüyor. Yani birbirine girift olmuş, birbirine girmiş mevzuları çözen tek anlayış formüldür. Evvel, ahir, zahir, batın. Evet, evvel, ahir, zahir, batın. O, odur zaten Allah-u Aleyhi ve Sellem. Yani bu bitiriyor ya. Yani biz lügatıyla ya da tabiriyle suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diyoruz ama Allah-u Alem Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yani bunu başkalarına ifade ederken neden böyledir dediğinde evvel, ahir, zahir, batın buna Allah-u Alem birebir eşliğidir. Yani. Tam eşliğidir, evet. Farkı yok mudur? Vardır. Yani bir sağlık. Hangisinin? Yani, şimdi evvel, ahir, zahir, batınla bu dört suret, hakikat, mahiyet. Yani eşleştirmedim. Eşleştirdik derslerde, biraz uğraşmıştık. Zaten birkaçı uyuyor, bir ikisinde şey vardı. Acaba birebir aynısı mı ki yoksa? Mesela diyelim ki mahiyet kaynak değil midir? O evveldir. Ha evveldir. Suret nedir? Ağacın görünüşüdür. Zahir. Mesela kanuniyeti nedir? Kanuni tacin yazılı mıdır batın, yani? Batınıdır. Batınıdır yani. Tamam. Ondan sonra hakikati nedir? Hakikat
Hulasa-i camiasıdır, çekirdektir yani. Meyvedeki çekirdektir. Aynı uyuyor, ben bir bakmıştık da. Şimdi ben lügattakini şeyim ama bir şeyin zihindeki şekillendirmektir. Bunu böyle aynı demiştik, doktorumuz demişti ki bu suretidir. Çok güzel olmuştu. Zihindeki yazmış mıydık? Zihnin sureti tasavvurdadır. Onu yazar mısınız abi? Yazdınız mı? Suretiyle mahiyeti yazılmış. Diğerleri yazılmamış abi. Evet. Bir giriş yaptık. Evet. Tamam. Tasarlamak, düşünce, tasarı, arzu. Bu tasavvur bu. Tasavvurat, tasavvurun cemidir. Tasavvurlar demektir. Şimdi Arapça kök yapısı itibariyle kişinin kendi üzerine dönüştürülük yapar. Yani harici inşa etmez, harici tesir etmez. Tasavvur demek ki diyenin kendisine döner. Tefaül, tefaül babından yapar. Kendine dönüştürür. Tefil değil, yani tefaüldür. Nefsül emirdeki hayat-ı tekvini, şimdi ben biraz tabirine girdim bu paragraf bize. Nefsül emirdeki, kainattaki hayat-ı tekviniyeleri, Allah'ın ve min hayatina dediği şu çiçek, elma, arı, ayetleri alemimizde vücut ve ademe dönüştüren hayat-ı tekviniyeleri alemimize vücudu ve vücut ve ademe dönüştüren tahayyül ve tasavvurlarımızdır. Ha? Çok acayip bir tanım ya. Nefsül emirdeki hayat-ı tekviniyeleri alemimizde vücut ve ademe dönüştüren tahayyül ve tasavvurdur. O zaman tahayyül ve tasavvurlarımız sıfat-ı zatiyeden olan tekvini sıfatın ilk mazarı tahayyül ve tasavvurlardır. Tekvinin tekvini var ya zat-ı sıfattan ilk şeyleri, zuhuratları, dışa vuruşları tahayyül ve tasavvurlardır. İnsanda tekvin sıfatının ilk zuhur mertebesidir. Tekvin sıfatının. Çok uğraşmıştık tekvinle kudret arasında farkı. Evamir tekvini ve bütün tekvinlerin tahayyül ve tasavvurda evet. Oluşmuyor. İlk. Eskiler buna taayyunu evvel derler. Tamam mı? Taayyunu evvel. Bu çok önemli bir tanımlamadır. Burayı bu çok mükemmel bir hulasalandırılmış, Cenab-ı Hak nasip etmiş bu şekilde. Yani tasavvur, tekvini, zatı sıfatın ilk mazarı tahayyül ve tasavvurlarımızdır. İnsanda tekvin sıfatının ilk zuhur mertebesidir. İnsanın dimağında tekvin böyle ortaya çıkıyor. Eskiler bunu tayyunu evvel derler, dimadaki karşılığı da serbest bölge şeydir. Şimdi böyle yaptıktan sonra tasavvur hakkında gene kısa bir cümle, gerçi bildiğimiz bir şey ama el tekrarı al sen. Şimdi tasavvur bizde sabittir, değişmeyen bir sistemdir. Tasavvur, değişkenler nedir? Düşüncelerdir, bilgilerdir, malumatlardır, zanlardır. Mesela tahayyül neydi? Bizdeki sabittir. Kullandığı nedir? Hayaldir. Hayal neydi? Bunu göremezsin ya. Bu yok, keşke olsaydı. Hayal nedir? Bizim dışımızdaki biraz sistem demiştik. Yani bizim dışımızdaki bir sistem yani. Nedir o? Alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği libastır. Yani hayal nedir? Yani alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği libastır. O libası, insandaki karşılığı hayaldır. Onu kullanır, onu kullanan bizde sabit yapı tahayyüldür. Yani o insanlıktaki hayal sistemini kaldırsak aslında bu suretlerde yok. Suretler yok. Hayal kalktı mı suret yoktur. Ha, suretler aslında hayaldeki o elbise. Elbisedir. O zaman insan olmasa o suretler yok. Yani o suretlerin hakikat tarafları var. Evet, yani mesela
insanda, hayvanlarda mesela suret bir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bir şeydir, bir objedir işte, bir şeydir. Bir şey ifade etmiyor yani. Onun için çok acayip ustad bunu şey yapıyor. Bunun üzerine çok acayip. Bu Allah'lık hakikatının en harika mucizelerinden bir tanesidir. Yani surette bu elbiseyi giydirme kainata. Şey diyebilir miyiz o zaman? Hayal, yani o hayal veya tasavvur suretle kanuniyet arasındaki geçiş sistemi bizim alemimizde veya tahayyülümüz. Hangisi? Tahayyülümüz. Ha, tahayyülümüz. Tahayyülle ben suretleri tasavvurla veya tahayyül veya tasavvur diyeyim, hangisini ayıralım? Suret, tahayyül, mazur. Yok, tahayyül hayalle. İşte hayal, düşünceler tasavvurla. Hayali söylüyorum aslında. Ha, libas, o zaman tahayyül. Ha, libastan dolayı o söylüyorum. Suretten kanuniyetlerine geçiren sistem. Evet, evet. Tahayyül. Bizde tahayyül. Bir sistem. Yani, alemi misalin hayat-ı tekvini üzerine giydirdiği o suretleri kanuniyetine mi diyelim? Kanuniyetine götüren, o demişti zaten. Bizde suretler, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. O suretleri insan alemine kanuna dönüştüren, kanunlaştıran tahayyüldür. Peki bir adım daha götürtelim, başka şey diyebilir miyiz? Hakikatına götüren de şudur. Tasdik bilen olabilir mi veya tafül? Şimdi diyebilir miyiz, öyle bir geçiş şeyi yapabilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Sistem var da yani onu şu anda acele olur diye zannediyorum, şudur. Hakikat nedir? Hakikati akıl tafüle geçiyor. Tasdik olunca artık mahiyetine dönüşüyor. Ha, öyle mi diyeceğiz? Yani ölü gözüküyor şu anda. Ama taakkulü tam bitirirsek, yani mesela şöyle yapayım da ondan şey yapayım, gözüksün ki daha iyi olsun. Bak, tahayyül, tasavvur, tamam mı? Taakkul, tasdik, zaman, her zaman bize lazım olacağı için burası, dursun. Şimdi, tahayyül, kâina hayat-ı tekviniye, hayat-ı tekviniye, onun yazılımı evamiri tekviniye, hayat-ı tekviniye, kitab-ı mübin, evamiri tekviniye, imam-ı mübin. Hayat-ı tekviniye denilen elma armut çiçeğe giydirilen libas var. Her şeyin adeta hüviyeti, sureti, hüviyeti var ya, hüviyeti, hüviyeti diyor 11. sözde. Hani 11. sözde her şeyin bir hüviyeti var, görünüşü. Elsinetikum elvanikum, simahum fi vücuhum min eseri sucud. Yani suret hakikatsiz olamaz. Hakikatin dışa vuruşudur. Tamam mı? Suret. Şimdi bu hayal denilen şey, tahayyül, bizde sabit olandır. Hayal biz kullanıyoruz, bizim sabit değil. Onu güzel anlamak için şeytan bizde sabit değil, girer çıkar. Zayıf olur, güçlü olur. Ama nefs emmare, nefis sabittir. Mesela taakkul bizde sabit bir sistemdir. Akıl ise gider, gelir, akılsız olursun, aklın nurlanır, tahkik olur, tafsilli olur, icmalli olur. Yani aklınızı başınıza alın denilen, hitap edilen budur. Buna deniliyor, aklını başına al. Hey baba, çocuğuna sahip çık denilen bu adam. Tamam mı? Bu sabit. Tamam. Yani bizdeki o aklı kabul eden, yani daha aklını kaybetmeyen, aklı başında olanlara, yakılun, takılun, efele tefekkürun, efele tedebberun gibi hitaplar buna atır. Tamam. Düşünmez mi? Yani onu niye kullan? Yani akıl bizimle alakası yok. Efendim, hayal bizimle alakası yok. Birinci, tasavvur, düşünceler, bilgiler bizimle alakası yok.
İlim bizimle alakası yok. Alakası yok derken hariçtir, zorunlu bir yapı değildir. O akıl bizim ne yapar? Bu aklı kullanır. Aklı kullanır. Veya kullanmaz. Aklını başına al denilen bu adamdır. Tamam? Mesela düşüncelerini, bilgilerini bu kullanır. Yani bir alettir ya, akıl, ruh da alettir. Onu kullanılması lazım. Yani kullanan olur. Yani bunu bir kere A ve C'miz bu. Yani sabit olan, olmayan. Kullanan, kullanılan. Tamam mı? Şunu şöyle alayım da engel olmasın. Bu sabit bir sistem. Mesela burası da ilim. Burası da neydi? İntisal. He? Meyil miydi? İmtisal abi. İmtisaldı değil mi? Şeyimiz nerede? He. Tasdikten de iltizam. Tamam. İmtisaldı değil mi? Evet. İmtisal. İltizam. Taassuf aldı. Taassuf. Yok yok. Yukarıda. Salabet. Salabet. İltizam da taassuf. Burası salabet olacak. Hı. Bu iltizam değil. Bu taassuf. Salabet. Tasdikten de iltizam abi. Tasdikten. Tasdikten iltizam. İlim iltizam. Aha. İlmi ayıp yazıyoruz ama esas şey iltizam çıkıyor ya. Evet. Fikri iltizam diye. Onu yazmayayım. Karıştırmayayım. Bu sabit olan şey. Hali bu. He. Orijinal hali bu. Şimdi bu bizde sabit. Bu sahip çıkılan bizim dışımızda olan bir şey. Bunu vabeceçimiz. Bu Kur'an'a. Şimdi tahayyülün işlevi neydi? Tahayyülün alemi misalin ayat-ı tekviniye denilen şu mevcudata giydirdiği libası surettir. Hüviyeti sureti. 11. sözde geçer hüviyetleri. Onu Osman demişti ki bu ne yapar? Bizi bize taşır. Bize taşıyınca ne olur? Şurada şey var. Her şeyin 1, 2, 3, 4 bunlar tekrar şey yapıp dersin şey yapacağız. Devam edeceğiz. Bu sureti kanuniyeti hakikati. Sen bu kanuniyet külliyatta hani geçtiği ifade nasıl geçiyor? Kanuniyet diye mi siz onu yakaladınız yoksa böyle farklı bir ifade şekli var mı? Kanuniyetleri yazılım itibariyle kanunlar, namuslar, bizzat kanunu belki senelerce okunmuş. Yani onun o arada olduğunu nasıl yakaladınız? Yani şu anda onları şey yaparsak sorun olur. Tamam. Yani öyle bir an böyle bir esti de olamaz. Değil, yani. Kanunla, namusla, evamir, umur bir sürü şeyler okunmuş. Tamam. Mesela diyelim ki mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye, sıfat, esma, emir. Tamam mı? Emir geçiyor. Tamam. Emir, umur, evamir, evamir tekbiniye, kanun, namus bunlar tek tek okunuyor. Harmanlanıyor, ondan sonra tefrik ediliyor, insana uygulanıyor. Şu çıkıyor, belki senelerin şeyi. Çünkü bu formüldür, külliyatın bu da öyle. Bir de evvel, ahir, zahir, batın. Evet, bunlar Risale'nin çözmekte ve çözülmekte. Onunla anlamla, anlam bulmakta, anlamlandırmakta formüldür. Bu acayip bir şeydir bu. Yardım ediyor. Şimdi gelelim şeye, bu hayal, tahayyül, mevcudattaki hayalleri, yani suretleri insanın nesini taşıyor? Kanuniyetini taşıyor. Şeyde, ben şimdi bir yandan da tasdikte şunu demiştik ya, ayat-ı tekviniyelerin girdiği yer tasdik demiştik. Kayda giriyor. Tasdik derslerinde. Ha,
şeye yani ayar tekviniyeler tasdikten girer. Hatta şimdi açıyorum bir yandan. Evamiri tekviniyeler de taakkülden girer demişiz. Şurada. Ha. Şimdi orayla çakışır mı diye düşündüm. Veyahut da o yerine oturtmuş. Buraya oturuyor zaten. Buraya kadar taşıdık hatırlarsanız. Senin o yazdığın ne diyor? Ayat-ı tekviniye demiyor mu buraya? Şimdi evamiri tekviniye akıldan, ayat-ı tekviniye tasdikten girer demişiz. Bak mesela. Tekviniye. Buradan bu ayat-ı tekviniye. Tamam. Buradan girer demişiz. Tamam. Dimadan bu buradan. Bak şimdi. Evamiri tekviniye zaten yazılımdı. Bu irtizam ilimdir. İlim alıma tabi olduğu için ilim, bizdeki ilim hayata tabi. Buradan giriyor. Şimdi asıl bunlardır. Bu suret, kanun ve mahiyet eşyanın mahiyeti var, hakikati var. Peki biz orayı konuşuyoruz. Tabii o konuşuyor. Eşyanın hakikati nedir? Esma ilahe dayanıyor. Esma ilahe buna benziyor. Buraya uyuyor. Yani hakikat buraya, biraz önce de söyledin. Kanuniyet daha uymaz mı oraya? Kanuna işte. Evamir tekviniye, kanuniyete daha yakın değil mi yazılım? Yazılım itibariyle mi? Ha. Kanunlar ona uyuyor, evet. Kanunlar uyuyor ama dedim ya, taakkulu daha bitirmediğimiz için şunu. Hı. Yani daha o oturmuş olmaz ama bir tefekkür tarzında konuşuyoruz şimdi. Mesela bu daha bitmedi. Bu şeye de uyuyor. Dediğin gibi kanun buraya uyuyor. O zaman hakikat buna iner. Mahiyeti daha belki daha aşağılar. Daha olabilir. Yani belki de ilmin şeyi zihin olabilir. Yani yine demiş oraya. Zihin. Zihin çünkü ilmin sureti ya. Yani merkez orası son. Zihin aynası. Öyle gözüküyor. Onu zaten herhalde bunun için, onun için de yapmıştık. Şuradan vicdana iniyor ya. Vicdana. Burada da 1, 2, 3, 4. Zihin buradaydı değil mi? İrade, his, latife-i rabbaniye. Hani Allah-u Alem mahiyeti bu olur, şeyi bu olur, hakikati bu olur, kanunu bu olur, sureti de bu olur. Uyuyor. Çünkü buraya değil, buraya bunlar artık eylemseldir. Şu, bu eylemdir. Eylemsel iltizam. Eylemsel iltizam. Burası fikri iltizam. Vicdana düşüp hareketlenmediyse eylemsel iltizam olmaz. Olmuyor. Çünkü eylemin kaynağı bu. Mesela 77 Hutbe-i Şamil'de diyor ki insanın fiiliyatı kalbi ve isim temayülatından çıkar. Mesela eğer ilmin neticesi fiil olsaydı hiçbir alim hata yapmaz. Bildiği olur. Ama bildiğini yapmak ayrı bir şeydir. O da nedir? İrade ile olur. Şöyle gibi oluyor. Daha böyle. Şuraya... Abi şöyle, buradan buraya geçiren serbest bölge mi diyeyim? Tahayyül. Serbest bölge. Çok güzel. Çünkü ikisi de var çünkü. Hem hayal hem düşünce var. Bunu buraya geçiren taakkul. Buraya taşıyan hakikattan mahiyete geçişi tasdik desek şey oluyor böyle daha. Yani zaten aslında onu demeye çalışıyorduk ya, o sureti kanuniyetiye taşıyandır. Yani eğer o libassa zaten demiştik. Libas. Oraya taşıyan serbest, yani bununla oraya geçiş yapıyor. Manaların sureti de burası. O libası yani bu fark ediyorsa bende, bunu fark etmemle beraber bunu bir üste yani kanuniyetine taşıyor. Beni taşır. Taşıyor. Oradan sonra da eğer oradan da şey yaparsak bunu taakkul taşır hakikatına. Bu hakikatından da mahiyetine beni tasdik taşır. Doğru. Doğru. Tasdik taşır ve tasdikten sonra vicdana yani indiği yer mahiyet. Mahiyet evet. Bu ara geçişleri ara geçişler dimağın bu mertebeleriyle oluyor. Yani her şeyin suretinden kanuniyetine serbest bölgeyle, kanuniyetinden hakikatine taakkulle, hakikatından mahiyetine de tasdikle.
geçiyoruz. O zaman uyuyor. Ha, mahiyeti neresi ayrı. Her evet. Şeyin mahiyeti ama ondan oraya taşıyan kısımda tasdik rol alır evet. Daha çok. Kalben tasdik etmek yani. Kalben tasdik. İşte tasdik sisteminde ne varsa o evet. Hepsi devreye giriyor. Kalben tasdik oluyor ya. Kalben dediğimiz vicdan bu zihin aynası. Şu anda o gözüküyor ama taakkul bitince şey olacak ama şu andaki sistem sureti bu, kanuniyeti bu, hakikati bu, mahiyeti bu gözüküyor. Ara geçiş diye bakalım. Ha geçiş direkt, olarak yaparsan direkt dersen bu biraz, direkt olmuyor. Bunu şey yapıyor. Sureti, serbest tip bölge. Suretinden bir şeyin suretinden kanuniyetine bir serbest bölgemizi kullanarak geçiş yapıyoruz. Geçiyor. Kanuniyetinden hakikatine geçişimizi taakkul sağlıyor. Hakikatinden mahiyetine geçişimizde de tasdik devreye giriyor. Ara sistem abi. Yani oradan oraya bizi taşıyan yani, sistem. Dimağdaki sistem. Ara sistem. Ha, yani beni yoksa dört tane olması lazım. Ha, suretten beni çünkü bir izan da olması lazım burada. İzan da olması lazım. Onun için durgunluk var. Ondan sonrası mahiyete giden yolcu. Tasdik seni o tarafa atıyor. Ondan sonrası itikat iyi. Şöyle yasak nasıl olur peki? Tamam. Şurayı. Şöyle oluyor mu? Sanatı gören, sureti gören tahayyül. Şey daha doğrusu sanatın iç, yani eşyadaki sanatı tasavvur. Yani tahayyül tasavvur ne? Yani sureti tahayyül alıyor ama tasavvur onu mana giydirip güzel ne kadar güzel diyor. Zanlar olduğu için diyor. Aha. Tamam. Sonra mana noktası. Böyle olur mu? Yani izan kullanılmadığı için biraz şey kaplı. Biraz gidelim ben arasına. Burada ancak hani tek tek değil de mesela tahayyül ve tasavvuru birinci bölge, serbest bölge olarak kabul ettik. Tamam. İmam birinci sistemi. Evet. Taakkulü ikinci sistem olarak kabul edersek ve ikinci sistem taakkul yani seçmeyi tamam. Yapan. Üçüncü sistem de tasdik ve izan, itikat aşağısı. Komple bir sistem. Komple sistem. Ha komple bir sistem. Evet. Mahiyet diyeceksin. Tasdikle başlayan, onu oraya taşıyan sistem. Serbest bölge neresi? Yukarısı. Tahayyül ve tasavvur. Tamam. Berza ortası. Ortası berza. Tahayyül. Aşağısı da başka. Zaten aşağısı da komple bir sistem. Ha komple. Tasdikle beraber artık bir mevzu değişiyor. O zaman, o zaman öyle olursa mahiyete şey olabiliyor. Şöyle halel gelmiyor. Demiş halel gelmiyor. Osman'ın yazdığı gibi yani. Öbür olacak değil mi? Oraya tasdik demeyeceğiz, tasdik ve aşağısı diyeceğiz. Komple. Tasdik ve aşağısı diyeceğiz. Şöyle. O daha doğru olur. Ben de onu demeye çalıştım. Ben tam ifade edemem. Ben anladım zaten, sen öyle demeye çalıştın. Çünkü şimdiden sonra tasdik ve aşağısı sistem değişti. Şimdi burası... Kalben tasdik ettikten sonra artık iman devreye giriyor. Topur abi gelmiş. Ben de sessizlik var, niye var dedim. Takur. Tasdik ve diğerleri aşağı. Diğer mertebeler ve diğer öyle mi diyeceğiz? Diğer çünkü yani aşağısı bir sistem diye aslında he. Diğerleriyle tasdikle başlıyor ama diğerleriyle beraber mahiyete geçiyoruz. Evet. Sadece tasdik geçirmiyor. O zaman izan da giriyor. İltizam itikat sistemiyle beraber. Hmm. Çünkü tamam. Tasdikten sonra şey mesuliyet başlıyor ya. Evet, seçim orada ettik, başlıyor seçim yani. Seçim yaptık başka bir sistem oluştu. Sağ sol oluştu ya orada. Seçimi yaptık yani. Ha, sağ sol oluştu artık başka bir sisteme geçtik yani. Eğer hepsini böyle kabul edersen. Yani şu tabii. Şurası. Ha. Ne diyorsun Gafur abi? Motor ancak evet, sinirdir ama. Yok ben en baştan gelir gelmez müdahil olmak istemedim ama kanuniyet değişik bir berzah gibi geldi bana. Kanuniyet çok önemli. Tasavvursuz zanların işte giydirdiği evet. Livastır nazarın. Artık şeyler tabi itibari emirler, nispi emirler hepsi tasavvurda değil mi? Kanuniyet. İlmiye üç bölgesi kanuniyetlerine yukarıdaki bölgede ama hiç serbest bölgede bir şey yok. Karar yok. Şurada zaten karar var. Tabii buradan sonra zaten ayrışıyoruz onlardan. Yani şu izana şey yaptılar. Onun şeyi inmiyor, vicdanına inmiyor. O zaman mahiyetine ulaşmıyor. Hiçbir zaman mahiyetine erişemeyecek o. Evet. Uyuyor. Şimdi devam edelim o zaman. O da güzel bir şey oldu.
Bu önce ha şey söylüyorduk. Alemi misalin ayatı tekviniye sarmaladığı, giydirdiği libasa hayal. Alemi mananın ayatı tekviniye girdirdiği libas. Yok, bizdeki tasavvurdur. Giydirdiği libas, malumat, bilgiler, zanların cemidir. Onu bize taşıyan tasavvurdur. Sabit sistem. Alem misal tahayyülde, alem muhalde evet. Tasavvurdu. Yani burada bizim sabit olan sistemle kullandığımız malzemeyi ayırt edilmesi lazım. Kesin artık. Yani bu tahayyülle tasavvur nediriz? Alem misal, alem mana. Ha bak şimdi, alemi mananın ayatı tekviniyeye giydirdiği libaslar var. Alemi mana. Ha mananı bu sefer. Evet, mana. Alemi mana. Tamam. Alemi misal değil. Tamam, bunu değiştirelim. alemi misal. Alemi mananın ayatı tekviniyeye, tekviniyelere giydirdiği libaslar manadır. Düşüncelerdir, bilgilerdir, zanlardır. Şüpheye götürebilecek şeyler var, tereddütler var. Onlar, onu giydirmiş mi hayatı? Onu bize taşıyan tasavvurdur. Hasan abi, şimdi siz sistemi anlatmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki sistem ayrı, onu kullanılan ayrı da. Şimdi burada bir ayat-ı tekniğe var ya abi, dışarıda. Bu bir sıfat mı oluyor? Yani bu mesela her şey bir ayna gibi bir şey de vücudu hariç, cevher vücudu hariciye mi çıkmak istiyor? O buradaki çıkmak, şeyde... mesela bir elmada koku düşün, renk tut düşün, tat düşün, birbirisini ama birbirini kapatmıyor. Tamam mı? Bak aynı. Koku rengi kapatmıyor, renk tadı da kapatmıyor, şekli kapatmıyor. Yani alemi şahadet, bütün o alemi gaybın giydirdiği libasların hulasasıdır. Alim-i Ervah giydirmiş, Alev-i Misal giydirmiş, Daire-i İlim giydirmiş, Lev-i Mahfuz giydirmiş. Yani Daire-i İlim'in kudrete çıkış yeri mi bu? Hangisi? Bu Daire-i İlim'in, yani Daire-i Kudret'e çıkış yeri. Evet, yani şeyini bulmak istiyorum. Yani burada neyin şeyini bulmasını istiyorsun? Yani şimdi mesela bu, biz bir şey gidiyoruz, burada ne oluyor? Bende karşı bunlar niye böyle bir ihtiyaç var? Ne yapmaya çalışıyor? Ha şimdi yani? alemi şahadet kitabı mı bilmiyor? Zahirde gözüktüğü gibi değil. Tamam mı? Hiçbir şey. Ustad da zaten kabir için söylüyor. Surete gözüktüğü gibi değil. Hı-hı. Mesela 8. sözdeki kuyu meselesi. Öyle olmadığını, ancak insanla anlamlandığını, değiştiğini, 8. sözde atın ata dönüştüğünü, canavara, kapıya dönüştüğünü. Yani 8'in söz hayali, tepende aslan var, dibinde canavar var, kuyuda takılmışsın. Tamamen her şey bitti. Ama tamamen her şey bitmişken tamamen her şey nasıl değişiyor? Tılsımla değişiyor. Şimdi o aslında 8 söz, kuyu alim şahadettir. Orayı nasıl değiştiriyor? Adamdaki tılsımla değişiyor. Alemi şehadet midir? Benim alemi şehadette giydirdiklerim midir? Alemi şehadete o alemler zaten giydirmiş. Giydirmiş. Benim çekip abi. Sen de bunlar var. Şu kırmızılar. Şimdi bu alemi şehadeti giydirmiş. Alemi misal giydirmiş. Aslında nedir biliyor musun? Tencereye koy. Alemi misal, alemi mana, alemi erba, 18 bin alem. Onu karıştır. Alemi şehadet. Alim şahadet. Şimdi sen de buna muhatap olmuşsun. Bu alim şahadet. Onun için aynı zahir içinde bak, aynı zahir hakikati 27. sözde söylüyor, öyle cümle vardı hatırlarsınız. Aynı zahir hakikati. Bak aynı zahir içinde, aynı zahir. Evet. Elma. Aynı zahir. Hakikat kendisi. Ama değildir. Basına değildir. Bak aynı zahir içinde hakikati görüyorsun. Yani bir yere gitmeye gerek yok. Surette hakikat aynı yerde. Aynı yerde. Yani. Surette mahiyet, kanuniyet, hisler, latifeler, evamir, ayat hepsi aynı yerde. Yani hepsi aynı yerde yani demek istiyorum. Alem-i şehadetteyken ben kabri bir yerde aramayacağım, cenneti bir yerde aramayacağım. Ahireti arama. Hatta Allah'a da başka bir şey de arama. Aramayacağım. Hudut ismini arama. Çünkü Allah'ın nuru semavatı velar. Donmuş nurdur ya elma. Donmuş esmadır.
Esma'nın cilve, cemal, nakşe sanatıdır. Ya buzda olmayan hiçbir şey yok. Yoktur. Öyle buz şey gibi yok. Ama millet buzu görüyor. Aha. Aslında sudur. Gene değil. Aslında H2O'dur. Enerjidir, esirdir, maddi hayattır, ayrı hayattır. Hayatın cevherleridir ya. Yani bazen kabri yaşayacağım, bazen berzaha yaşayacağım. Bazen dört mevsimi anı yaşarsınız. Mevsim insandaki, zahirdeki duygular diye, psikoloji de misal veriyorum. Mesela sen kış gelince, aa nereden çıktı diyor musun? Aa kıştan sonra ilkbahar yeşillendi. Ya bu kadar güzeldi, aa bir anda döküldü. Sonbahar diyor musun? İnsan bunların hulasası değil mi? Bunlar suretimiz. Bizim dışımızda. Yani orada kış gelince sana, senin kışın geldiği için kış geliyor. Kış geldiği için sana kış gelmiyor. Sende kış geldiği için o kış geliyor. Çünkü sen ondan yaratılmamışsın. Sen, senden yaratılmış o. Peki Hasan abi, mesela dünyada üç kişiyiz. He. Üç kişi aynı şeyleri baksa bile etse, yazken kış yapabilir miyiz? Aynı yaparsın. Yazı kışı yaşarsın. Kış. Hapishanedeyken kafasını acı resete koyar diyor. Adam dışarıda böyle dolaşıyor sokakta. Burada kafada. Adam hapiste. Adam hapiste dışarı gitme diyor. Hapiste dışarıda olmak burada. Kış yaz burada. Bak şimdi. Kış olduğu için bizim haletimiz değişmiyor. Bizim haletimizden yaratılmış onlar. Bunlar kainat diyor. İnsanın etza ve efradı. Yani şu mevcudat var ya. Mesela bu insanlar benim dışımda değil. Herkes kendi merkezini koyarsak sokaktaki sarhoşu, zalimi, Müslümanı, alimi, hatta peygamberi, hepsi senden yaratılmış. Benim etza ve efradım. Yani insanlar efradım, bunlar etzam. Kainat ise nebi hükmüne geçer diyor. Hayat merkezine, hayata pergelini koyarsan, hayata, hayat böyle anlam buluyor. Peygamber bile, mesela daha kış, benim etzam. İnsan, efradım. Ben sana içki içsem acaba ben ne olurdu merak ediyorum. Alim olsaydım ne olurdum? Zengin olsaydım ne olurdum? Fakir olsaydım ne olurdum? Aha bunlar gör, o fakir gör, ben oyum. O senin dışa vuruşun, senin haletinin donmuş halidir. Donmuş halidir. Tamam mı? Şimdi peki bu alemlerden bu nedir? Surettir. Sen de bulursa kanuniyet olur. Ben bunun hakikatini görmek istiyorsun. Dur. Biraz bekle, bu inkılap. Bunun adı bir yöntem kullanmış Allah. Yani suretten kanuniyeti iyi veya kötü hayz aldın mı? Hakikatine geçmen için ölüm denilen bir yöntem kullanmış. Aslında bir sistemdir. Ölüm acayip bir formüldür yani. Yani bir kimyevi bir hadisedir, bir inkılaptır. Yani suret ve kanuniyetle yoğrulmuş bir insanın hakikatine varma yöntemidir kabir. Kabir bir yöntemdir. Çok güzel söyledim. Çok tuhaftır yani. Evet, bir daha söyleriz. Bak, suret ve kanuniyetiyle yoğrulmuş, anlamlandırmış. Bu anlamlanan anlamlandırmış mı? Anlamlı. Bunun bu böyle bir insanın suret ve kanuniyetiyle yoğrulan bir insanın kendi hakikatine varmanın yöntemidir ölüm denilen, kabir denilen bir sistem. Bu Furkan'ı okumak oluyor işte abi. He? Furkan oluyor. Bu. Furkan oluyor. Yani ölüm denilen öyle bir şey yok zaten. Ama surete mezarlıktır, işte kabirdir. Adam bak kadın tespih teziyor. Ötekisi de seyrediyor. Ben de ustada soru sorum biliyor musun? Bir garibinize geçecek. He? Usta tebessüm etti. Moğla Resul diyor ki işte ustadım neye güldü? Kadın diyor namazı kıldı, tespih çekerken korkmuş. Şehit olmuş. Abdesti ya namazda. Kıyamete kadar tespih çekiyor, şey diziyor. Kıyamet kopunca Allah Allah tespihi hala dizemedim diyecek. Ben başka bir şey soracağım. Bunu bildiğiniz bir şey de başka bir şey soracağım şimdi. Peki ustad oraya bakmış. Kadını görmüş. Haram değil mi? Surette haram. Orada haram değil. Çünkü suret ve kanuniyetini yaşarken bitirmiş. Hakikatine kadına bakıyor. Kadın tespih çekip diziyor. Yani 1-0 olarak videoya bakarsan bir haramiyet yok. İsmi haram mı? Suretine bakarsan haramiyet var. Yani bak, dosyaya göre değişir. Dosyanın yani ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir yerde bir hüküm varsa başka yerde o hüküm yoktur. Mesela burada şeytan melek. Korkunç. Geç arka, ikisi de aynıdır. Bir tane mudil esması, bir tane sünür esması. Yani öyle bir şey yok. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum şu. Kabir bir formüldür, bir kimya hadisesidir, laboratuvarda dönüşüm sürecidir. Yani suretiyle, kanuniyetiyle,
yorulmuş bir insanın ki bu hakikatine varmanın kimyasal bir veya halet itibariyle, kimyasal demeyeyim de, halet itibariyle dönüşüm sürecinin adıdır ölüm. Hakikatine dönüşüyor. Yani hakikatine dönüşme ölüm denilmişse baş üstüne diyorum ben o ölüme. Kabir zaten toprağa girmek değil mi abi? Toprağa girmek en zahirde. Aslında kabir burada da mezarlık görüyor musun? Mezar burada. Buraya gelmiş adam zaten çıkmış. Mezarlık budur. Mezarda kalacaklarımız tarih tasavvur. Evet. Mezarlık budur. Hususi dünya. Yatıyorum. Burası mezarlıktır. Yazayım da. Bazen hort diyor işte. Ha? Bak. Bazen hort diyor. Bazen. Sen de bazen hort diyor. Bazen. Kişilerin. Şimdi tahakkül o zaman kişilerin keşfer kubur mu oluyor? Hususi dünyaları. İmam o. Orada şey okuyor. İmam. İmam mı orada? Kabir. Fakat keşfet kubur nasıl şey yapar o zaman? Telkin veriyor sana. Yani keşfet kabir arkadaşım, kabir. Kabire girmekten korkuyor. Zaten kabirdesin. Ne için korkuyorsun? Yani toprak. Yani ölüm ne peki? Bu kabirden çıkma hakkı. Kabirden çıkamamak. Kabirden çıkıyorsun ama Allah muhafaza etsin. O suret ve kanuniyetinin hakikati cehennemde hakikattır. Esma-i Hüsna'nın. Azami perdesiz tecelli ettiği bir yerdir cehennem. Cennettedir. Cemal esmasının, celal cehennemdi. Cemal esması esmalarının perdesiz tecelli ettiği yerdir. Nedir o? Ya oraya gidecek ya oraya gidecek. Peki cennet cehennem nedir? Cemal ve cemal esmalarının perdesiz tecelli ettiği yerdir. Esmalar neydi? Hakikattı. Hakikat değil miydi? Evet. O zaman suret ve kanuniyeti kişinin hususi dünyası kabirdir. Peki ölüm nedir? Suretlerin hususi dünyalarının yani esmalarının cilve, cemal, nakış, sanat surettir. Bu suretlerin hakikate dönüşüm sürecinin adıdır ölüm. Yani aslında ölüm dirilmektir. Hakikatına dönüşmektir. Nasılsa ölüm. Ama kör olası cehalet onu öyle anlamlandırmış. Ölü görmüş. Gördüğü gibi düşünmüş. Mezara girmiş, kendisi girmiş zannediyor. Oysa girdiği zaman çıkıyor. Buradan çıktığı zaman çıkıyor, birinci alaya çıkıyor. Kapıyı vuruyor, masum işte. Oraya girdi zannediyor. Aslında çıktı yukarıya. Orada yeri yoksa dibe doğru gidecekti. Mezarda kimse yok. Bizim burada da sol taraf celal alemlerinde, sağ taraf cemal alemlerinde. Yani bu öyle bir şey ki, kabir arkadaşım burası, kabir. Kabir burada, kabir burada. Ustad giymiş, kokuyu sürmüş, abdesti almış, bütün talebelerini çağırmış, olmayacak şeyler yapmış, elini öptürmüş, hiç öptürmez. Hepsi elini öptürmüş, hakkınızı helal edin, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Ben gidiyorum artık elveda diyoruz, hizmet için. Ya bu kadar rahat insan nasıl olur? İnsan çıldırıyor, titrer. Hakkını helal edin diyor. Artık diyor size hizmeti bırakın demiş. Kurtarma, hizmetle kurtulmaya çalışın dedi. Tamam. Hizmet, Risale-i küfrün belini kır. Bir anda daldı. Baygınlık gibi geçirdi. Daldı, tebessümle uyandı. Risale-i küfrün belini kırdı diyor. Bir daha dirilemez diyor küfür. Risale-i o ispat cehredime. Bir daha, yani kafir olabilir. Ama fikrinin hakikati yoktur artık. Risale-i Nur vermiş olduğu kararla noktada geçiyor. Risale-i Nur'la verilen karar ibraz edilmiştir. Yani artık küfrün ispat edilemez. Yani onu bitirmiş, o mesele bitti. Risale-i Nur'la küfrün belini kırdı. Fikir bakımında bir insan, ben hakikati arayıp da bulamadım, küfür aklıma mantığıma daha şey geliyor diyemez. Yeter ki insaflı olsun. Tamam. Noktada diyor, küfrün Risale-i Nur'la verilen karar hadise ifraz etmiştir. İnfaz edilmiştir. İnfaz edilmiştir. İbraz ettiği için infaz edilmiş. Bitirmiş. Ustad kalkıyor, vermiş anlatmak için söylüyorum. Bir şeyi yüceltmek için demiyorum. Şimdi diyor ki tebessüm etti. Bunu söylüyor küfrün elini kırdı. Artık diyor hizmeti değil hizmetle kurtulmaya çalışın. Ondan sonra sahiplenin diyor. Sahiplenin. Onu kurtarmak adına ona iyilik değil. Kurtulmanın yoludur. Tutunacaksın. Ondan sonra ne yaptı? Şimdi bu adam nasıl rahat ediyor? Ben teris oluyorum diyor da. Çünkü yaşarken kabirdekileri seyredene ne deniliyor? Keşfet kubur. Yani keşfet kubur seyrediyorsa kendisi hangi makamdadır? Üçü görüyorsa üçüncü boyutu, dördüncü boyuttadır. Benasını.
Burası kabirdir arkadaşlar. Sana kabir. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Kabirde kimse yok diyorsunuz ya. Evet. Mesela nereyi seyrediyorlar o zaman? Yani nereye bakıp seyrediyorlar? Yani onu mesela... Şimdi kabir kardeşi mesela vefat edeni hemen alıyorlar. Oraya getiriyorlar kabirde ilk şeyi. Orada nünker mekir geliyor. O mahaldir, mekandır. Onun makamıdır. Makamıdır yani. Orada kimse yok derken şimdi kimse yok. Yani buraya geliyor. Mesela askerlikte eğitim yapıyorsunuz ya. Askerlik yapanlar bilir. Eğitim yaptı bilmem neredesin. Ziyaret için geldi. Geliyor ziyaret şeyi ta garnizonun girişindeki binaya. Seni çağırıyorlar bir saat sonra ancak gelebiliyorsun. Eğitimden misin, vazifeden misin, nerede? Ondan sonra giyiniyorsun, geliyorsun falan hop 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 hop. Pazartesi gidebiliyor musun? Ziyarete gidemezsin. Sana gidemezsin. Ne zaman? Bir günü var. Pazar günü. Ha, cumartesi ziyarete geliyor. O zaman adam ziyaret ettiğiniz zaman kabire, o zaman makamına geliyor, ziyaret ediyor. O da izini varsa, bazıları cezalıdır, göremezsiniz. Ziyarete geliyor gitse, işte kafiri ziyaret etsem bile kimse yoktur orada, öyle bir şey yok. O da merhameten geliyor, o sizi görüyor. Ondan sonra nükel mekir geliyor. Tam soru soracak, yukarıda telkin veriliyor. Telkin verilmesinin en büyük hikmeti bilgi aktarımı değildir. Yani kulla, annesiyle telkin veriyoruz. Telkin şu, yani bir anda ilk defa ölüyor, hiç daha önce ölmemiş. Bir anda neyin nesidir? İki kişi dikilmiş karşısında. Diyor ki kabir haktır. Yani kabire girene, bazılar şu mantıksız gibi soruyor böyle Vehhabi tipler. Lan kabire girene telkin şey mi yani? Zaten kabirdedir. Kabir haktır ne dediniz? Orada bir telaşı var, endişe var. Onu göreceksin girdiğin zaman. Diyene diyor. Diyene karşı çıkana diyorum ki inandığın gibi Allah sana muamele etsin. Ki öyle edecek zaten. En ayına zenab gibi. Bir anda heyecan var, telaşa var. Böyle neyin nesidir? Her şeyi unutuyorsun. Bir anda korku olduğu zaman, panik olunca bilgilerimizi unutmuyor muyuz? Bir anda kalıyoruz yani. Ondan sonra o panik durumdayken kabir haktır. Bunlar kim? Hesap haktır. Hesap ha. O eski bilgilerine ulaşıyor dosyaya. Dosyaya. Onlar da duruyor. İlk önce bunu onlar merhametle nükel mekil bekliyor. Hoca telkini verecek yani. Hoca şart değil, sen de veririz. Sonra sen var ya sen, ey kul, he, senin Rabbin Allah'tır ha. Elhamdülillah. Peygamberin şudur ha. Hani kopya veriyor yazılıya yukarıdan. Kitabın buydu ha, kıblen şuydu. Tamam, sor bakalım kendine geldin. Birisiyle konuştun rahatsın şimdi. Tamam, ameliyata girmeden önce seni sana söyleyeyim doktor. Ameliyata girecek kadar panik var. Yani doktor önce yapmıyor, oturuyor seninle sohbet ediyor. Ne abi, nasılsın falan. Değil mi, böyle konuşuyor. Sonra işte o şeyi, tedirginliği, heyecanını gideriyor. Ondan sonra rahat oluyor tabii. Sonra diyor ki, soruyor. Şimdi diyor, bunlar nedir? Hesap haktır diyor. Ha, bu bana hesabı soruyormuş. Tamam. Ondan sonra hesap soracak. Yani bu bilgi aktarımı değil. Kendi o tedirginliğini, o heyecanını merhamet ilahi olarak kaldırmak. Merhamet yani bu. Birisi sana el uzatıyor. Şimdi ama şimdi yaşarken zaten nünker mekir devamlı telkin, bu derslere gitmek, kitap okumak telkindir zaten. Telkin etmek. Kendine telkin veriyorsun. Devamlı telkin yapıyorsun. Telkin bu. Derste zaten hayatında kabirdesin. Telkindesin zaten. Şu anda telkin değil mi? Devamlı yükleniyoruz. Allah haktır, kabir haktır. Yataktan kalkıp gelmek bu saatte. Ama olur. Hasan abi hep siz konuşsanız telkin. Arada bir Osman da konuşuyor. O biraz... O da telkin. O da telkin. Sana telkin. Abi sen... Abi bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi bakın. Yani biraz daha ben avami anladıklarını anlatmaya çalışıyorum abi. Şimdi benim dilim elmaya dokunuyor, lezzeti alıyor. Dil ne yaptığının farkında değil. O dilin yaptığını beyin enerji olarak algılıyor mu abi? Anlıyor. Anlıyor. Beyin enerji olarak anlıyor mu abi? Şimdi dokunuyorum, beyin enerji olarak anlıyor. Hani ne yaptığının farkında değil. Bütün duyuları, burnum aynı şekilde. Bu bütünlüğün adı, bu bütünlüğün adı, bir uçtan öbür uca gidişin adı kanuniyet gibi ben anlıyorum Hasan abi. Bu bütünlük kanuniyet gibi anlıyorum ben. Yani kanuniyet bir berzaktır, bir köprüdür. Ama çift taraflı köprü müdür abi? Yani kanuniyet bütünlüğüyle ben. Yani elmaya dokunan dil ile dilden geleni
burada dimağda enerjiye dönüşmesi hali kanuniyet oluyor abi. Benim bildiğim. Bu bir berzan, bu bir köprü. Ama köprü tek taraflı köprü müdür, çift taraflı köprü müdür? Onu bilmiyorum. Kanuniyetin alt belisi, biz kanun diyoruz da, alt evameli tekviniyedir. Evameli tekviniye neydi dediğin doğru ama şöyle bak. Mesela evameli tekviniye 1, 2, 3, 4. Ne var Rabbim? İyiyim. İyi o ne? İhtiyaç. Tamam. Ha. Şimdi kanuniyet dediğim basit şey mi zannediyorsunuz? Kanuniyet dedikleri, namus neydi? Mesela kanun herkes de aynıdır. Binlerce elma kanun şey var. Kanun var, elma çeşidi var. Benim bahçemdeki farklı. Bu namus. Mesela nurculuk kanundur. Nurcu namustur. İslamiyet kanundur. Müslüman namustur. Yani nurculuk meslektir. Kişi meşrettir. Maşrapadır. Kendisi maşrapadır. Akan nehirden bardağını alırsın, kazanını alırsın vesaire. Şimdi kanun bu. Arkadaşlar bunu sizin ihtiyacınızı, incizabınızı, iştiyakınızı, meylinizi yapılandırıyor. Bunlar birbirinin içine giriyor. İki gidişli gelişli köprü değil. Dört yoldur, otoban. Yani kanun derken insanın aslı yazılımıdır. Bu hakikat bizim dışımızdadır. Esma-i ilahiyedir. Mahiyet ise sıfattır. Artık hakikat görünce esma bizim dışımızdadır. Ama bizdekinin aslıdır. Yani bizde ne yapmış? Cilve, cemal, nakış, sanat. Ne yapmış içsel ruhumuzu? Kanun olarak. Kanun nedir? Yazılımımız bu. Yani sistemimize meyil koymuş. Meyil koymuş. Sistemimize ihtiyaç koymuş. İhtiyaç koymuş. Koymuş. İncizap koymuş. Şöyle olabilir mi abi? Sanki suret dışarıdaydı. Kanuniyetteki karşılık ve yazılımına geçtim. Ve aslında hakikat da bendeki cereyan eden hakikat. Yani Rabbimi bulmak manasında gibi diyeyim. Bendeki yani benim üstümde cereyan eden hakikat ve mahiyetine artık bende geçiyorum. Kendi Rabbimle. Yani mahiyet hariçte bir mahiyet aramak değil. Yok. Kendindeki Rabbin şeklindeki mahiyete erişmek. Yani İnsan dıştan tamam. içe doğru giden tamam. bir yolculuk gibi. Yani suretti, kanuniyetle içine geçtin, sana aldın onları. Sonra hakikat, sonra kendi mahiyetine. Bu bil veya bilme hani dediğin gibi. Senin üzerinde ceyran ediyor, nehirden su akıyor. Sen ona kabul edersin, reddedersin. Bizim işimiz bu. Bizim üzerimizde derken, benim değil, gömlek de benim değil, vücut, hayat, ruh da benim değil. Bunun üzerinde icraatlar yapılıyor, akıp gidiyor. Ben buna kader risalesinde diyor ki, sahiplenmek var ya sahiplenmek. Yani kabul edip reddetmek kader risalesinde. Bu senin üzerinde cereyan ediyor. Fakirlik olarak akım var, zenginlik olarak var. Çöpçü olarak var, mühendis olarak var, tecelli yani. Esmati. Önemli olan senin üzerine geçen doktorluk, mühendislik de, çiftçilik de, tamircilik esması önemli değil. Sen bu olayın dışındasın. Benim evet bende gömlek ama gömlek bana ait. Ben bunun arkasındayım. Hani dedim ya, haşa. Ama hakikat da bu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ben Cebel vardım, ben. Ben olan ben. Gel kulum dedi yanıma. Gel hani ta küfür şey olmasın diye düşünün. Yanına aldı beni. Ben mahluk değilim. Vacip de değilim. Ondanım ama o değilim. Oturttu beni. Sürecine, yaratılışına şahit ol. Seyret dedi. İlk önce ben seyrediyorum ruhumu. Ben de
bana giydiriliyor. Sonra bakıyorum, hayat giydiriliyor, akıl gidiyor vesaire, giydirildi, giydirildi. Hepsini seyrediyorum, tamam mı? Şimdi bunu ben niye anlatıyorum dediğin gibi, suretler ve tasavvurlar var. Hepsi benim üzerimde böyle geliyor. İnsan-ı Berzak diyor ya 121 şu alan. Böyle geliyor, buradan akıp gidiyor. Ama benim üzerimde cehran ediyor. Heh, işte o kanun. İşte, onun başladığı kısım kanuniyet, vardığı mahiyet. Tamam. Şimdi buradan akıp gidiyor mu bana? Geçiyor. Şimdi bak, o önemli olan taraf şurası. Ben bu süreçte farkındalığım ve tasdik edip, kabul edip reddetmem. Kabul edip reddetmek. Kader İsaresi'nin ruhu bu. Senin üzerinde cehran eden hadise, sen üzerinde cehran ediyor. Ama seni model yapmış. Kimisinin minaresi 10 metre, 20 metre var ya, böyle bir zengin minare yapmış diyor, tamam mı? Orada ihsanlar yapıyor. Model olarak kullanıyor. Yani terzi model, eskide böyle manken yoktu, model yapıyorlardı ücretle. Giydiriyor derbisini, uzat, çıkart. Yani kader bizi model yapmış. Ha, orada anlatıyor bunu. Diyor ki, senin üzerinde cehran eden o Esma-i Hüsna ve sıfatların tecelligahları cehran edip gidiyor. Senin üzerinden gidiyor. Şöyle de desek abi, o geldi ya, bendeki hakikati, benim Rabbimi, mahiyetteki zatın tayin ve teşahhusu oluşturuyor. Oluşturuyor. Evet. Yani o kanuniyetle gelen, ben Rabbimi hakikatimde buluyorum. Kendi Rabbim. Rabbimi. Mahiyetimi de Cenab-ı Hakk'ın zatın tayin bendeki onun adı da uluhiyet. Bendeki tayin ve teşahhusu ben olur. Mahiyetim oluşturuyor. Mahiyetim de zaten uluhiyettir o. Aynı doğru. Hakikatim Rabbimi oluşturuyor. Mahiyetim, tamam. Tayin ve teşahhusum oluşturuyor. Oluşturuyor. Onun adı da uluhiyet. Bir tanesi rububiyet, Rab, Rabbim, Rabbim. Ötekisi de tayin ve teşahhusum oluşturulmuş. Onun adı nedir? Senin aynanda gözüken o. İşte o bendeki o. Bütün mutlaklıktaki akamdaki kısım beni oluşturdu. Benim evet, bir daha şahit olduğum. Şimdi aktığı zaman kainattaki o esma senin üzerine akıyor. Sen de onu onaylayıp reddetmek, onu reddetmeyi bırakıyoruz. Onayladığın anda senin hakikatin oluyor ki o senin Rabbin. Rab. Tamam. Rabbin oluyor. Sonra bu rububiyetin, Allah'ın rububiyetine matabilayı olunca sen de hakikat oluştu. Bu senin Rabbin. Ama tecelli eden Rabbul Alemin. Sen de oluşturduğun Rab. Rabbim. Tamam. Bu sefer buna aynadar olunca, tamam mı? Bunun esmanın, o hakikatin daha arkası var. Mahiyet. Tamam. Sıfat ya. Sıfatlar gelmeye başlıyor. Sıfatlar. Sıfatlar da bende taayyum ve teşahhusu oluşturuyor. O hakikat bende Rabbim oluştururken, hakikat, esmalar, sıfatlar ise bende taayyum ve teşahhusun cemi olan uluhiyeti oluşturuyor. Uluhiyet. Yani güneş, ayna. Ayna benim ruhumdur. Haşa, bu şemsezeli olsa güneş, aynada gözüken o ne aydır ne gaydır, bu aynamda gözüken onun adı, güneşin adı uluhiyettir. Buna, bu aynanın buna muhatap olması rububiyettir. Rabbim, Rabbul Aleminin Rabbim oluyor. Aynayı ona tuttun. Tutmadın, böyle yaptın Gafur. Evet. Aynayı, bu halıyı görürsün. Evet. Güneşi tuttu, Rabbin oluyor. Böyle yaparsan fanilik, yüzü aşağıda diyor risalede. Yüzü mevcudata diyor. Allah değil de. Böyle geçiyor. Ruh aynası, aynanın yüzü diyor mevcudat olunca fani oluyorsun. Çeviriyorsun böyle. Rab gözüküyor. Sen misin benim rububiyetime ayna oldun? Allah ilk önce rububiyetini tecelli ettiriyor. Aynadarlığı kabul edince orada Allah tayin ve teşahhus ediyor. O zaman senin Rabbin oldun. Sen misin benim rububiyetime ayna oldun? O zaman Allah ikinci kez bir adım atıyor. Senin o aynayı ruhunda, o aynada, hı hı, parlaklığın dışında güneşin sıfatları, ısı, ışığı tayin ediyor. Tayin ve teşahhus ediyor. Hı hı. Onun adı da
sen adım attıktan sonra, hakikatinden sonra uluhiyet ortaya çıkıyor. Yani aynadaki güneş, güneş değildir. Ama değil de değildir. Ne ahdır ne gayet. Abi, şimdi aynada rububiyet de var önce. İkinci rububiyet. Evet. Evet, sonra da uluhiyet var. Ama yani biz anlatmak için yok, önce sonra. Tamam anladım. Bir anda oluyor. Bir anda oluyor elbette. İşte şahitlik şu mu abi yani? Aynadaki rububiyetle uluhiyeti birleştirmek. Yani Rabbinle Rabbul Alemin'i görüştürmek. Aslında kavu kavsi. Bu da miraç. Bu da miraç. Evet. Şey mi aslında abi? Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. İkisini cem ediyorsun. Hasan abi. Rububiyetle Rabbul Alemin'le zaten miraç alacağım abi. Rabbinle Rabbul Alemin onu cem etme. İkisini cem ettin. İkisi de senin değil. Rabbinle o. Evet. Rabbul Alemin o. İkisini cem ettin. Fark ettiğin anda senin miracın oluyor ki kabı kavsi. O anda kabı kavsi. Bazen bir derstesin kabı kavsi. Kabı kavsi derste olur. Bazen Yunus misali balıkta olursun. Bazen bir Nuh misali tufanda olursun. Bazen bir seyahatte olursun Adem gibi. Adem aleyhisselam gibi. Bazen bir seyahatte olursun, bir gurbete atılırsın. O Adem aleyhisselamı ayna darlığını ustattı. Nerede göstermiş farkında mısınız? Gurbet mektubunda. Gurbet, barlada, yalnız, insanlardan bihuş, hiç diye, kimsesiz diye şey diyor, ünsiyet ettim diyor, tamam mı? Yani yalnızlık, o mağara misal, bağla dağları, insten tevahuş, insten tevahuş, kimsesizdi yani, hiç kim, böyle mevcudatın şeye, aynadarla ünsiyet oldu diyor. Yani bir o Adem'i aynadarlıktır. Safiullah'tır. Adem Kur'an'da Safiullah'tır. Aslın. Şimdi o Adem Aleyhisselam hiç kimse yoktu. Geldi bir seyahate çıktı. Tamam. Seyahat hakikatinden aşağı indi. Hakikat de cennet. Hakikatin şey. Geldi bu seyahate. Nedir o? Bak seyahate geldi. Kendisini inşa etmeye baktı. Ne yaptı? Hakikatinden çıktı. Kanuniyetini ve suretini inşa edecek. Adem Aleyhisselam tersini yaptı. Hakikatinden kanuniyetini, tamam mı? Çok tuhaf şeyler yaptı yani. Onun için peygamber olmayan şey yapamaz, çıldırır, olamaz ya sen. Her şey hakikatını biliyor, suretiyle muhatap. Suretiyle, suretiyle. Çok zor ya. İşte, çok zor iş yapıyor işte. Olamaz yani bu. Yani tuhaf. Ondan sonra mesela bak Bağla dağları, efendim o dağları falan kimsesizlik. Bak insten tevahuş. Yani sıkı vahşet aldığım kimsesizliğe ünsiyet. Tamam mı? Ettim. Bu nedir? Ademi aynadarlıktır. Mesela şahsiyet değişikliği bunlar İsevi meşreptir. Tefekkürü ise ve şefkat ise İbrahim'i meşreptir. Tamam mı? Muhammed'i meşrep bu cem-i cem'dir. Dört fıtrat var ya. Toprak, ateş, Musa aleyhisselam ateş fıtratıdır. Tamam mı? Ondan sonra sudur, havadır. Mesela havayı biliyorsun Süleyman ve İsa aleyhisselamdır. Havayı hükmedenler. Suya Nuh ve Yunus. Ondan sonra. Ateşe İbrahim'i böyle meşrepler bahsetmiştik. İşte o geldi. Hakikati bak. Sure, kanuniyeti deyince basit yazısı gözüküyor. Bu Benim aslında ihtiyaç, incizabım, iştiyakım, meylim benim yanıma aktif eden kısım. Yazılımının temeli bunlar. Yazılımın yani da bunlar beni, var. Beni o suretten oraya geçişin tetikleyici şeyleri bunlar. Bunlar. Kardeşim derse ihtiyaç hissedeceksin. İhtiyaç hissedeceksin. İştiyak hissedeceksin. İncizabın olacak. Cez başka. Bak mesela cez daha çok akıllıdır. Şey, akıllı olur. İncizab ise kalpler olur. Mesela dün derste oldu felsefede. Dehşet diyor. Dehşet, vahşet, meyusiyet. Çöz abi. Birisi dehşet akıl. Vahşet kalpte kullanır. Yeis diyor. Meyusiyet yeis. Ruhtur, ruhsaldır. Felsefe bunu berbat ediyor. Yani bu var insanda. Akılla bir şey. Aklen dehşet olur. Kalben vahşet olur.
ruhen meyusiyet olur, yeis olur. Nerede anlatıyor? 29. Lema-i Arabiye var ya şu alanın en sonunda. Dünkü dersin bir 10 dakikasını dinlemenizi tavsiye ederim, seslidir. Yani imanla felsefeyi şey yapıyor mu, kaysediyor, daha sesli kayıttadır, yayınlanmadı. O hakikati arama meyli şu. Bu ara, bir insan bir şey arıyor. Neyi arıyor? Kendini arıyor, hakikatini arıyor. Ararken bazı insanlar duruyor. Ben kendi öz eleştiri yapacağım. Acaba benim bulduğum cemaat, nurculuk aradığım mıdır? Bulduğum aradığım mıdır? Hakikat midir? Yani? Hakikat mıdır? O dersin 10 dakikası budur. Nereden bileceğim? Felsefe de aramış. Onlar da hakikat, abi hakikattır demek en acayip şaşkınlıktır. Felsefe de hakikat budur denilemez. Eğer diyor hakikat bulunursa ortada hakikat arama hareketi aşkı olmaz. Hakikat bulunamaz. Hakikat devamlı bulunacak şey olmalıdır. Hakikat yoktur felsefede. İmanda ise hakikatla kendini inşa ediyorsun, evet. Mahiyetine seyahat ediyorsun. Kafirde mahiyet, hakikat, kanuniyet, suret hepsi bir abi. Hepsi kanuniyet hükmünü görüyor. Bitti yani. Onun kafirde şu işte. Bu, bitti o kadar. Şu var, şu da var, şu da var. Bundan sonra hiçbir şey yok. Yani hususi dünyası var, taakkulü var. Yani aklı, taakkulü var, aklı yoktur. Taakkulü var, taakkul sistem. Ondan sonra tasdiki var. Tasdik derken kalben tasdiki yok ama. Değil, kalben değil. Yani neydi? Fikri iltizam yani. Tabii sola geçti artık. Evet. Şu tarafı. Bu tarafı. Bundan sonra yok olunca bu tarafa geçti. Şuradan aşağı indi. Yok. Abi bir şey... O zaman şunu da şöyle yazabilir miyiz? Artık bugün de bunu eklemiş olalım bu tarafa. Kanuniyet dehşet bir şey. Çok çok. Daha güzel oldu. Kanuniyet surette hakikatı olan evet. Değil mi? Şey. Bak şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bakalım acaba öyle mi diye. Şöyle söyleyeyim. Diyebilir miyiz? Abi. Kafir de kalp sistemi çalışmadığı için farkı yoktur. Sadece dimağı vardır. Sadece dimağı var yani. Dimağdadır yani. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Olmaması lazım ama. Dimağın da bir dinler sesi oluyorsun. Şunlar var. Evet. O kadar. Şu kadar. Arada benim var. Şu. Kanuniyet. O kadar. Bak çiziyorum. Diyor bakıyorsun. Tamam. Aynı sürede hakikati görüyorsun. Kanuniyet orada sen. Yok. Bunlar sistem olarak var. Varlık olarak yok. Yok. Varlık olarak senin gördüğün. Yok. Böyle zaten yazılım olarak dur. Ama sen oluyor zaten. Mesela diyelim ki. Harika bir zemin, hazine ama üstü toprak örtülmüş. Şimdi sen veriyorsun her şeye. Aynen doğru. Her şeyi şimdi sen veriyorsun. Sen çok şey. İşim var. Aynısı devam ediyor da devam edelim. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Şu an. Bir şey söylemek istiyorum. Şey yok o değil, oraya gelmeden başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ayet-i tekviniye var değil mi Hasan abi? Misalen mesela peki, elma var. Elmanın güzel. Rengi var, lezzeti peki, var. Var, bir sürü var değil mi abi? Bunu, sizdeki evamiri tekviniye ile ulaşıyorsunuz. Başka ulaşamazsınız. Ulaşamıyorsunuz. Mesela burun yok. Elmanın kokusuna nasıl ulaşacaksın? Ulaşamazsınız. Ancak kabul edersin, herhalde varmış. Tamam, peki şöyle söyleyelim. Bu zamana kadar ayat-ı tekviniyeyi Hasan abi hep enerjiye dönüştürdünüz. Bitti. Lezzeti de aldınız. Mesela sizin bu zamana kadar yediğiniz bütün meyvelerden aldığınız ya tatlılardan şuradan buradan gördüğünüz güzel renkler, çiçekler her şey. Bütün neye getirmiş olduğunuz ayat-ı tekviniye yok olmadı ki. Sizin aldığınız lezzet yok mu oldu? Gitti mi abi? Sizin evamiri tekviniyeniz ile yaşamaya devam ediyor. Şimdi mevt aslında ayat-ı tekviniye ile evamiri tekviniyeyi bir yapan gibi oluyor sanki aslında. Harika. Çok güzel bir şey söyledin. Çok ilginç. Çok tuhaf. Hiç düşünmemiştim. Bir de söyle bunu. Bir de böyle düşünün. Bir anlayalım. Çok ilginç. Mevti çok değişik yere taşıdı. Ölüm deme. Ölüm diyeceksin. Ölüm. Bir de yok ölüm deme. Mevt de. Mevt diyecek değil mi? Ya şimdi bir de söyler misin? Çünkü mesela bu zamana kadar benim yemiş olduğum, mesela Hasan abi üzerinden gidelim. Hasan abinin bu zamana kadar yediği bütün tatlılar, gördüğü güzellikler, aldığı bütün lezzetler, hisler, şunlar, bunlar her şey bütün hayatı tekviniyeyi mevcudatı kendisindeki evamiri tekviniye ile özdeştirdi. Özdeştirdi. Karşı karşı yani bir onunla anlıyor. Onunla anlıyor. Bütün diyor. Ha. Ama ben de olmasaydı mesela onu anlayamazdım. Anlayamayacak. Bunun olmasaydı kopyalım. Evet.
Peki bu zamana kadar Hasan abinin aldığı... İçeriye geçebilirsin sen yatağa. Hasan abinin aldığı bütün lezzetler, bütün bütünlüğe getirdiği evamiri tekviniye ile anlayabildiği ayat tekviniye yok mu oldu? Olmadı. Yani yok olmadı. Aldığım ne oldu? Bende yok olmadı. Yok olmadı. Bak şimdi. Şimdi. Ama nedir o? Evamiri tekvine inkılap etti. Ayat-ı tekviniyeler. Yani yok olmuyor, bitmiyor. Mevt diyorum. Mevt. Bu arada Hasan abi o zaman çek al aradan. O zaman mevt diyorum. Ayat-ı tekvini ile evamiri tekviniyi bütünlüğe getiren oluyor gibi anlıyorum biraz da. Çünkü 26. lemada diyor ki kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet-i ilmiye sürer, vücud-i ilimden vücud-i hariciye verir. Kudret sıfattır, kuvvet esmadır. Bak şimdi, diyor ki, ayat-ı tekviniye var ya, bu mevcudatı göle gözüktüğü gibi değil. O bir üstüne giydirilmiş gül goncası diyor usta. Tamam mı? Metubatta. Bu mevcudat böyle değil diyor. Usta diyor ki, gül goncası gibi bir kılıf Mısır'ın koçanı gibi. Bir kılıf aynı böyledir. Hiç ömründe Mısır'ı görmeyene kılıfı görünce içini tahmin et. Mümkün değil. Tamam. Her bir kılıf zahirde onun koku ve dumandan şundan buna korumak gibi zannediyor. Hayır. Ona girmek istemiyorum. Mısır'ın koçanı başka bir şeyi var orada. Bir kılıbı, hepsinin kokusu da farklıdır. Şimdi diyor ki, çok ilginç, ayat-ı tekviniyeler, bunlar, mevcudat, kudretin cilvesi, kudret. Şimdi insana taşınınca, insan bununla muhatap. Aslında o ayat-ı tekvini benim hakikatim, dışa vuruşlarım, mevcudat. İnsan asıl, kainatın her şeyin çekirdeği. Bu mevcudatın bizdeki yazılımı bu. Evameli tekvini. Kainatta bu nasıl gözüküyor? Elma gözüküyor. Bu dördü. Armut gözüküyor. Karşılığı mı? Karşıtı diyemezsin de. Karşılığı. Karşılığın için karşılığı. Karşılığında hepsi de var. Zıtta falan yok. Karşılığımız. Ama hakikat boyutu farklı. Hı. Mesela çiçekteki güzellik, efendim çocuktaki güzellik, cennetteki güzellik, İmanın güzelliği, hakikatin güzelliği farklı farklı. Şimdi elmanın bizdeki karşılığı bu, bunlar. Şimdi biz mevcudattan gelen, bu seyreden, alim-i manadan, alim-i gayba akarken mana veya suretler, değil mi? Alem-i misal, alem-i şehadete uğruyor, alem-i gayba akıyor. Bir daha, alem-i misal, melekut aleminden, geliyor. Alem-i şehadete uğruyor. Alem-i şehadete uğruyor. Alem-i şehadete dökülüyor. Sen düşünsen de, düşünmesen de, kabul etsen de, etmesen de, var olsan da, olmasan bu böyle akmaya devam ediyor. Sen buna şahit olacaksın. Şahit olduğunu, tamam mı? Meşhut. Yani meşhuda şahit olduğunu, şehit olacaksın. Kendine şahit olacaksın. Kendine, tamam mı? Kendinin şehidi oluyorsun. Bedeninden ruhu çıkartmak şehitliktir. Bedeninden ruhu çıkartmak şehit olmaktır. Şehit. Tamam, onu da al. Çünkü o bir şehit, şahit olduğun için bu oluyor. Yani şehit olmak ya askerde ölmek değil yani. Bedeninden ruhu çıkartmak şehitliktir. Alim ruhunu salıvermiş Hasan abi. O yüzden evet, şimdi o bakmayı anlatıyorum. Mevcudat akıyor. Sen çekirdek olduğun için senin üzerinden akıyor. Şu anda akıyor işte. Bil veya bilme. Senin üzerinden akıyor böyle. Nehir gibi diyor Üstad Kalimdicil. Diyor ki alemi gaybtan, alemi şehadeti oradan da gayba akıyor böyle. Melekutten böyle okyanus gibi akıyor. Bu suyun adı ilimmiş. İlim akıyormuş. Bir zerresi bir zerreye benzemiyor. Maşapalarını herkes alıyor. Bardakla alıyor. Kim ne alıyorsa. Ya bazıları da buharını alıyor. Suyu görmemiş. Bazısında sesini duyuyor. Derinin. Tamam. Şimdi sen buna şahitsin veya değilsin. Hasta yüzüyor. O kadar. Sen şahitsin veya şeysin. Meşhut, şahit, şehit. Şimdi bak diyor ki ayat-ı tekviniye olan şu mevcudatı
İnsan da evamiri tekviniye dönüşüyor. Tamam? Bu evamiri tekvini, ayat tekviniyeler, evamiri tekviniye dönüştü. Benim için. İşte onu ötelerde, yani onu ayat-ı tekviniyle evamiri tekviniyi bir yapan, şu anda ceylan ediyor, bir yapma, hulasa yapan sistemin adı ölümdür. Ölüm niye ölüm olsun? Evet. Şimdi bir şey ne değişiyor da oluyor. Yani mevtin hakikatine geçersen bunu yapabilirsin manasında. Tabii mevtin hakikati. Yani her ölen değil yani. Mevtin hakikatına... Yani ölmeden önce ölenleri kastediyoruz. Evet. Ölmeden evet. Önce ölenleri. Tabii kesin. Yoksa adam gitti niyazi. Gitti. Hiçbir şey anlamı yok ki. Değil mi? Evet. Ölmeden önce ölenler... Ölen. O zaman şöyle diyelim. Ölmeden önce ölenler, ayat-ı tekviniyelerini... Evamiri tekviniyeleri dönüş... Birbirine dönüştürüp eşitlerler. Eşe evet. Bir evet. Beraber yapar. Zaten onunla idi zaten. Çünkü nedir? Yaşadığımızın hakikatini görmeye gitmektir ölüm. Daha bu mağmına risarda var. Yaşadığımız hakikati, şu gördüğümüz, şahit olduğumuzun hakikatleri orada. İşareteceğiz değil mi? Bunun bütünü de aslında esmaların meratibi olmuş oldu. Evet. Bütün de olan biten de oluyor. Esma meratibi. Meratip, evet. Şimdi devam ediyoruz. Şunu sayfa... Tasavvura başlamadık. Sayfa 306. 25. defterdi. Var mı artık sizde? Bizde var nokta. Yoksa atayım tekrar. 25. 25'ini 306'ya açar mısınız? Açtınız mı? Açmaya var mı? Yok abi. Tamam. Lemalar 75'te kaldık. Evet. Lemalar. Öyle de hayal ve fikir aynesinde. Hayal ve fikir aynesinde. Küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri. Görüyor musunuz? Fikir ve şirkin akisleri var. Dalaletin gölgeleri var. Şitimli, çirkin sözlerin hayalleri var. Bunlar ne yapar? Sözleri, hayalleri itikadı bozmaz. İmanı tahrir etmez. Hürmetli edebi kırmaz. Üç tane şey. Yani yazmaya gerek var mı artık? Bilmiyorum. Yok. He. Hayal ve fikir aynesi diyor. Hayal ve fikir aynesi. Diyor ki tasavvuru dalalet, dalalet değil. Bunu kullanıyorum şu anda. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı zatinden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. Bitti. Şimdi şek yine tasavvurda olur. Dalalet de burada oluyor, tasavvurda. Devam ediyor. Buradan çıkan manalar. Fikri ve hayali ihtimaller yine burada oluyor. Fikri ve hayali ihtimaller tasavvurda oluyor. Şek tasavvurda oluyor. Dalalet tasavvurda oluyor. Burada tasavvuru fikir mi kapatıyor? Yani şu üstte değil, alttaki metinler. Tasavvuru evet. Dalalette daha. Evet. Orada oluyor. Yani onu şerh ediyor. Yani, devamı değil mi o metin? Tabii devamı onun. Ondan sonra... Şüphedir. Sonra yani tahayyül ve tasavvur sisteminde olanları sayıyor şimdi. Şek, şüphe, dalalet... sonra fikri ve hayali ihtimaliyatlar var ya, ihtimaller yine burada oluyor. Yine böyle zati imkanlar ile kaybediyor zanneder diyor. Yani zati imkanlar var ya, nispiler, itibariler. Gene bu tasavvurda oluyor. İmkan-ı zatiler var ya. Evet, Hakman pekmez olabilir Karadeniz. Şu pekmez mi? Ha, olabilir. Bu hiçlik değil ki. Yani hiç olan bir şey hatıra gelmez. Mesela abdestim gidebilir. Karadeniz pekmez olabilir. İmanım gitmiştir. İhtimalidir. İmanım olmayabilir. Karadeniz pekmez midir? Gibi. Aynısı ya. Yani. Şu an Karadeniz pekmezdir diye gemi yapım tersanesine bildirelim. Suyun kaldırma kuvveti biriken pekmez yaklaşık 2-2,5'tur kaldırma kuvveti. Gemi ona göre yapsınlar. Olur mu şimdi?
O zaman imanın gitmiştir. O da öyle yap yani. Peki abi vesvese nasıl kalbi oluyor burada abi? Sanki aklı gibi duruyor burada. Hayır, oraya da bu tasavvur bu. Aklı değil. Bu vesvese değil ki bu. Tasavvur bu. Vehim bu. Şek dedi ya, şek, şüphe dalalet. Vesvese değil ki. Bunun türevleri, vesvesenin türevleri. Kalbe yakın olan lüme-i şeytaniyede oluyor. Şeytan orada durmuyor ki. Yaveri kim? Nefse var. Geliyor yukarıya. Yukarıya gelince o zaman düşünceleri bozmaya çalışıyor. Baktı ki vesveseyle yemedi, düşünceyle yiyecek. İlk önce hata eğer şey yapmaz, kabul etmezse şüphe suresinde yani öyle bir şey var evet. Yani yapmıştık. 278 he. Evet. Şimdi bak mesela adam diyor ki benim düşüncelerim. Ulan bahtiyarsın lan vesveseyle sana bir şey yapamadı. Yapamayınca vesvese. O zaman geldi dimağ. Dimağ düşünceni bozmaya çalışıyor. Düşünceni bozmaya çalışıyor. O zaman sen vesveseden sıyrıldın. Tamam. Şimdi yine böyle zati imkanlar var ya, zati imkanlar. Pekmez olabilir. İmanım gidebilir. Abdestim gidebilir. Ölebilirim. İmansız gidebilir. Bunlar zati imkanlar. Yani o şey, zatında imkan da vardır. İmkan da var olması oldu mudur? O mudur? Yok, Karadeniz pekmez olamaz mı? Allah'ın kudreti noktasında. Her şey olabilir, bal da olur. Hiç olmuyor, bu abarlaştı. Siz Karadeniz var zannediyorsunuz varla. Çıkalım bakalım, belki barlaştı. Böyle bir şey oldu biliyor musun? Bir türkü şey yaptılar. Olmuş yani, Kursafel'de bir vazife yaparken imamlık. Orada 6 saatte bir deniz gidiyor. Bak olmuş ya Osman, çok ilginç bir şey anlatacağım. 6 saatte deniz gidiyor kardeşim. Gidiyor, adalar ortaya çıkıyor, at arabasıyla geçiyoruz, yaya geçiyoruz. Ben yaya epey gittim yani, yarıya kadar gittim. Yani 6 saatte yüzlerce kilometre deniz çekiliyor. Dünyadaki yerden bir tanesi o. Sonra 6 saat sonra su tekrar geliyor, gemiler çalışıyor. Bak Türkiye ne yaptılar. Bunu duymayan bir insanım. Türk'ü getirdiler, misafir ya. Buraya yapalım. Kime yapılırsa en yapar. Ondan sonra adam yolcu ya, dedi ki, uçaktan indi, seni bir gezdirelim Kuksafel'e, ondan sonra yemek yeriz, tamam. Denizin kenarına götürüyorlar. Hasan mı o kişi? He? O Hasan mı? Ya Hasan değil, bana da anlatılır da. Uyuyor tabii. Uyuyor ama bana da anlattılar, ben başka bir şey oldu. Onu da şey yaparım, hem tenimse ettirelim size. Suya götürüyorlar, denize, hissetsin suyu diye, zannetmesin görme. O var falan, ya de çorabını çıkar da bir gidelim, burası şeydir, tortulu bir çamurludur, şifadır. Suya sokuyorlar adamı. Ayağında rahat etsin. İlle suyla tanıştırmalar istiyor, gerekiyor. Suya temas ediyor, şak 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 oynuyorlar, tamam. Şüphe var mı daha denizler? Hiç kalmadı abi. Tabi, oynadın ya. Sonra geliyorlar falan, hadi eve gidelim falan. Biliyorlar, 6 saat sonra bu çekilecek. 6 saat sonra çekilecek. Ondan sonra, 6 saat sonra işte, öğleden bir de mine çekiliyor. İki de gidiyorlar. Adam şabir şey yapmıyor. Gülüyor bir anda, hani hadi gezelim yemek yedik hadi biraz daha. Oradan başlayalım, hadi şey yapalım gezelim. Oradan çıkar. Böyle garip garip bakıyor ama ne derler diye, kafayı mı yedi derler diye diyemiyor. Ulan ne oldu bu su? Hani bir çeşme bir şey değil ki bu deniz suyu. Değil ki buradan gitsin. Tamam. Şimdi ne oldu dese bir türlü, demese iki türlü. Karadeniz'in pekmez olması gibi biraz. Şimdi Allah Allah böyle garip ama bunlar çaktırmıyor falan. Ya dedi bir tanesini söyledi. Ya ben uçak mı tuttu, kapmış oldum. Ne hayırdır dedi. Tamam biliyorlar ya. Burada deniz olması lazım değil mi dedi. Ne? Deniz mi? Ne denizi ya dedi. Yani şey dedi ya ben hayal mi? Böyle adam ya dedi oynamadı. Ne oynaması dedi ya. Beraber girmedik mi dedi ya burada suda. Ne zaman dedi ya. Eyvah. Ya beni dinletmeyin dedi ya. Ya burada deniz olacaktı diyor. Sen kafayı mı yedin dedi ya. Deniz olup da ne oldu o zaman dedi ya. Peki madem dedim. Ya ama ya bu kadar da olmaz ki ya ben. Bu sefer titremeye başlamış. Allah. Tabii. Tabii sen bedi bir şey. Bedi zıtına dönmesi. Ne olur? Çöküyor, sistem bitiyor da. Ya nasıl olur ya dedi, bana ne oluyor dedi. Ya kardeşim kafayı mı yedin ya, deniz yok olur mu dedi.
E yoktu da dedi, ben nasıl girdim? Oğlum başka bir şey geçirmiş olmayasın dedim. Ondan sonra, ya nasıl beraber, ya olur mu ya dedi, beraber indik, ha şimdi geliyoruz dedi. Ha işte su yok işte dedi. Oysa sen, bu kim? O zaman sensin, bu, ha, nerede dedi? Ondan sonra, bak diş ciddiye biniyor, sonra anlatıyorlar. Allah. Ondan sonra, buna benzer bana yaptılar ya. Ben değilim bunu. Keşke ben olsam ama, çünkü bir, müthiş bir, ben olsam niye dedim biliyor musun? Ustad beyni iki defa resetlenmiş, sıfırlanmış. Zehirden dolayı. Tamamen sıfır olmuş. Bütün ezberlediklerini yeniden ezberlemiş. Bu sefer bununla Allah ülfet belasını yıkmış. Alışkanlığı yok etmiş. Bunu iki yerde söylüyor. Bir, latif nüktelerde söylüyor. Bir de mesnevinde nota diyor. Bir yerde diyor ki, 20 yaşındaymışım gibi bir anda geldim baktım diyor. Bunu çaktırmadan söylüyor. 20 yaşında sıfırdan bakıyor kainata. Ülfetsiz. Şeyde de diyor ki, mesleğinde 20, Nur Alem bir anahtarında latif nüktede. Nur Alem bir anahtarında 80 yaşındaymış gibi. Zehirden dolayı beyin bir anda sıfırlanıyor. Sonra yeniden bakıyor, bilgileri duruyor. Ama ülfeti çok, ilk defa görüyor. 80 yaşında ilk defa gelmişim gibi bakıyor. Ölme ilk defa görüyor. 80 yaşındaki bilgi var. Ama hiçbir şey ilk görmemiş. İlk defa. Adem Aleyhisselam gibi mi? Adem Aleyhisselam gibi oldu. Safiyullah. Hatırlıyor musun? Bu niçin yapmış biliyor musun? Bir hikmeti, Adem Aleyhisselam'ın meşrebine mazhar olmak, ilmin her hakikatine mazhar olmak, üzerindeki battaniye olan ülfet belasından sıyırmak, hayatın her mertebesini canlı, canlı tutmaya, kendisi ve bizi canlı tutmaya, hakikatlerinin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Onun için bazen beyin gitmesini siz de yaşıyorsunuz ya. Bir gidiyor. Bazen yürürken bir anda sıfır geliyor. Nimettir, korkma. Yenilenme değil o. O bir senin dışında çalışan tıpta başka bir şey diyebilirler o. Elektriksel. Benim o ustaktan çıkarıyorum, sıfırlanmış. O bir anda olması nerede olduğunu derken, ya ben neredeyim? Korkma. Çok güzeldir. Bütün ben neredeyim dediğin anda konumunu tespit etmek, GPS'ini, bir anda bütün sistem, ölü hücreler, ölü sistemler, ölü düşünceler, bilgiler hepsi canlanıyor, tek oluyor. Yenileniyor. Hücrede belki şeyler oluyor ama yüklenme çok fazla oluyor. Bütün her şeyini neredeyim ya? He doktor? Ben neredeyim ya? Ne o hayır ne o? O zaman bunu nasıl gidereceksin? Bütün bilgilerini, bütün dağarcığını, bütün depolarını aktif ediyorsun ki konumlayasın. Onun için endişe etmene hiç gerek yok. Korkma. Zaten sen sana hakim değildin ki. Kendine sahip olmaya çalışıyorsun. Fikret abi. Sana sorsan doktor göndereceksin beni. Yok, o dese ki, o haklı. Onun sahası bedensel hayattır. Onun dediği doğru mu? Doğrudur. Biz bu derste arkadan bakıyoruz. Bu doğrudur. Şimdi mesela bu dersi dinlemeye muhatap olmayan adam böyle sık sık oluyorsa doktora gidecek. Yani bu tıptaki ayrı. Ama ben olsam da pek gitmem ya. Oluyor. Oluyor da yer yer size de olmuyor mu? Bir anda böyle sıfırlanmıyor musunuz? Mesela bir tanesini size söyleyeyim. Gittiniz misafirlikte bazılarında oluyor. Sabah kalktığınız zaman ilk defa yattığınız için bir böyle şaşkınlık olmuyor mu? Yani kapıyı aramıyor musunuz? Işık yok ya. Girdiğiniz kapıyı arıyorsunuz. Olmuyor mu? Ben? Korkmayın lan korkmayın, bu eksiklik değil, bende oluyor. Oluyor tabii. Yani hiç çalışmadığım bir şey. Niçin? Daha çok yorgun yaptı ya, çok yorgun. Seyahatten yattın eve, teyzenin evine. Ona hep alıştın ya senin kapı, yatak odan da buydu. Kalktığın kapı burada. Abi o ne kadar sürüyor? Bir an şey. Gafur kadar sürebilir, ne şakası. Emre de gelmiyor da onu sürmüyor. Böyle yaptı. Adam dünyaya yabancı. Kralı değil. Hangisi marifet acaba? Hangisi marifet diye.
En iyisi bu doktora havale. Hazreti Üzeyir de öyleymiş. Kim? Hazreti Üzeyir. Öyle mi? Üzeyir Aleyhisselam. Tevrat'ı tekrar yazmış ya hafızadan. Allah. Öyle mi? Nereden biliyorum mübarek bunları ya? Sonra ondan Allah'ın oğlu demişler ona. Tevrat'ı yazdığı için hafızadan. Allah Allah. Allah'ın oğlu demişler. Aynı kanunlar varmış peygamberlerde. İnan bana Risale-i'nde bu çıkan şeyleri ben uçuk fikirler zannediyorsunuz ama bunların hakikati peygamberlerde yaşanmış. Ben neyle meşgul oldum biliyor musun? Murat da çok meşgul olmuş da dil içini 20. sözdeki bak başka bir şey anlatacağım. 20. sözde var ya peygamberler kıssası. Peygamber kıssası. Peygamberler kıssasının sırası var. Oysa peygamberlik geliş sırası değil. Ustad mesela ilk önce hangi? İlk önce ne demiş? Süleyman Aleyhisselam demiş. Oysa ilk peygamber değil. Görüyor musunuz? İkinci peygamber neydi? Kimdi? Musa. Musa. Üçüncüsü? İsa. İsa. Bak. Dördüncüsü? Davut. Beş? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Altı? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Evet, evet. Vaalleme. Altı tane. Altı tane iman esası. Tesadüf yok. Adem Aleyhisselam bir değil mi? En son. Ben bununla altı tane iman esasının ve insanın psikolojik sisteminin yapılandırılmasında kullanıyorum bu sırayı. Bunun adı nedir biliyor musun külliyatta? Nazm-ı manidir. Maneye göre dizmektir. Allah nazarında sıra yoktur. Sıra bizdedir. Süleyman önce, Allah için önce sıra yok. Şey üstadın Sübhanallah, Allah-u Ekber Elhamdülillah dediği gibi. Mesela 9. sözde biz tesbihatı nasıl yapıyoruz? Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber değil mi? Ustad orada değiştiriyor. Değiştiriyor. Sübhanallah diyor. Allah-u Ekber diyor. Allah-u Ekber diyor. Hamd değil mi en son? Elhamdülillah diyor. Ha? Çok mesela bütün ulemaya ve kendi %90 Risale'ndeki ifadeye göre evlenirken ilk önce Diyanet bakılıyor değil mi? Küfürde. Küfür denk olan tek bir yerde Kastamonu'da Diyanet ikinci sırada. İlk önce ahlak. Seciye. Evlenirken değil mi? Evlenirken ilk önce ahlak. Öyle mesela affedersiniz kusura bakmayın ama yani kapalıdır ama mikrobun birisidir. Yani dindar erkektir ama mikrobun birisidir. İkisini de söylüyorum. Açıktır. Evet bu açıktır. Başka bir sıfat. Vallahi başka bir isyan. Ama ahlak acayip. Yani adam böyle namazını yazı yoktur ama ahlakı çok şey. Adam namazının niyazı var ama Firavun gibi, Nemrut gibi bir şey. Fitne ya. Fitnenin bir şey. Keşke nurların içinde olmasaydın diyesin geliyor bu adamın. O kadar zarar veriyor. Onu bunu eleştiriyor. Tenkit üzerine hizmeti kurmuş. Bu adam keşke olmasaydı bu hizmetle. Diyesin geliyor. Ama demiyorsunuz. Demiyorum yani. Çünkü korkuyorum Allah'tan. Çünkü realitedir. Rubiyet. Şey. Ama yani beşeriyetimi de söylüyorum. Yani tenkit, eleştiri, bağnaz, geçimsiz. Yani nasıl diyeyim? Ders bitiyor. Bunu nasıl, nereye koyacaksınız? Ben hayal anlatmıyorum rahat. Ne haber, nasılsınız? Tanışıyor. Tanışıyor adam. Sonra nereden geldin? Memurum diyor. Siirt'te memur gitti. Nereden geldiniz? Hizmet nerede? İstanbul'dan falanca. Ha falanca ile beraber hizmet. Daha bu derse sen gelme diyor. Allah. Bunun üzerine yemin ederim yalan söylüyorsam. Yani diyor ki, ben memurum ya. Ben de o semtte bulunuyordum. O abinin yanına gidiyordum. O abinin yanına gidiyordum diyor çocuğu şeyi. Talebe yani, üniversite talebesi. Bana da o abi söyledi zaten buraya gitti. Sen abi diyorsun ki bir daha gelme. Burası şey dedi ya. Dumu. Bu dersler var. Yok kardeşim. Seninle dersin dışında görüşelim. Gelme diyor. Bu adam nasıl bir adamdır? Abi bir müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Ama bu konu üzerine yap. Bu konu üzerine yap değil abi. Yani ama biraz benzer bir konu ama abi. Şimdi yok bir yere gittik Hasan abiyle. Bir yere gittik hafta için. Abi izninizle onu söylemek istiyorum. Çünkü nasıl bir
hazinenin içinde olduğumuzu fark edelim yeniden. Yani Perşembe söylediğiniz mevzu değil mi? Kaldı. Evet evet. Yani aynı yerde mi? Yok aynı he. Perşembe günü bana şöp Allah razı olsun yardım. Perşembe günü tek gitmeyeyim dedim. Tanımadığım bir yer. Evet. Şimdi Hasan abi çok hızlı bir şekilde şeceri hilkat haritasını orada tanımladı, anlattı. İnsandaki giydiği elbiseleri, evet, şeceri karşılıklarını. Şimdi çok üst düzeyde Risale-i Nurlar'da, çok üst düzeyde olduğunu düşündüğümüz insanlar kitaplar var piyasada, çok konu. Kitapları var piyasada. Ben söylediniz kanka. Mesela sizin, mesela bizim buradaki bu divan grubundaki bir arkadaşa mümkün müdür ki Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, yani o civara 7 kat semayı yerleştirelim? Mümkün değildir. 7 kat sema mesela arştadır der misiniz siz? Evet. Demezsiniz. Yani o bahsettiğimiz o şahıs böyle bir sual sordu. Ben orada biliyordum dedi ama. Allah razı olsun, o tevazi ama. Evet. Ama herkes ağzı açık bir şekilde, yani sanki bu zamana kadarki gözümüzün önünde var olan bir şeyi biz nasıl bu şekilde anlamamışız diye şok haletiyle izlediler, dinlediler dersi. Hmm. Kendisi de ifade etti bak. Hmm. Ben bilmiyordum dedi. Hatta Siddet-i Muntaha'yı kabı kalbisini biliyordum dedi. Hmm. Üçüncü, evet. Arş-ı Azam'ı aynı biliyordum. Aynı biliyordum dedi. Yedi kat sema arşın altında biliyordum diyor. Çorba yapmış. Yani acayip öyle. Ondan sonra mütevazi ve o programa eğlenen bak saygı duyuyorum, hürmet ediyorum, hiçbir eksikliğim olmaz mesela. Hürmetim de ya öyle mi diyor, asla değerimi ver. Niye? Men tevazı rafaullah. Allah tevazu edeni şanı diyor. Tevazu demek, olmayanı kabul etmek değildir. Hakkı ifade etmektir. Tamam. Ha, adam bilmiyor, sahası değil yani. Eksik değil. Onun sahası değil. Mesela bana bak külliyatta falan risale nereden telif edildi? Hangi adı var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Abi bunun ebcedini çıkartabilir miyiz? Bilmiyorum. Abi şu metnin ayetteki karşılığı nedir? Badıl abiye soracaksın. Şu metin hangi ayetler ifade ediyor? Benim işim değil. Tamam. Ustadın kaç tane talebesi vardı? Onu bana sorma. Ben bilmiyorum. Benim sağım bu. Sağım bu yani. Ben o sağlarda tüfeğliyim. Ha, sağım bu. O da öyle yani. Yani kardeşimiz, abimiz, abimiz yani. Onun sahası değil. Değil. Onun için zaten çağırdı. Peki. Gidelim. Bir daha okuyayım. Burada abi böyle bir eşleme şeyi var da onu hani diyecek misiniz devamında? Hangi söyle bakayım. Yani şimdi ona biraz bakıyorum bir yandan konuşmalarını dinlerken. Zaten yani, bakıyorum sana bir şey karıştırıyorsun diye gözüküyorsun da. Şimdi hayal ve fikir aynasında yani siz yazalım dediniz herhalde onun için dediniz. Çünkü bir şey var. Hayal fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri varmış. Hı. Ve dalaletin gölgeleri ayrıyete. Ki o üstad aşağıda tasavvura atfediyor sonra. Hı. Orada gölge diyor. Hı. Ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri diye 3 tane grup yapmış. 3 tane var. Ve de itikadı bozmaz, imanı tahir etmez, hürmetli edebi de kırmaz diyor. Yukarıdaki aşağıdaki aynısı. Ha, yani şuna mesela baktım. Dalaleti tasavvurla eşlemesinin bir hikmeti olsa gerek ve bunu gölge şeklinde ifade ediyor ve hayale vermiyor. Ben şimdi azıcık hemen şeye de baktım, tahayyülle dalalet geçiyor mu beraber diye, geçmiyor. Hep tasavvuru dalalet diyor. Tasavvurda geçiyor. Yani buradan bir şey çıkarttınız mı? Daha okumadım sizin yazdıklarınızı ama yani dalaletle tasavvuru... O zaman Osman arka sayfayı çevirelim, bunu yaz abi veya sen yaz çünkü al. Alabilir. Çünkü eşleşmeyi istedim ama biraz da şeyime mi geldi? Tembel. Aslında acayip bir kanuniyetler var. Yani şu beyin ve vesveseyi dumanını attırıyor burası. Yani mükemmel oluyor. Abi bunu çok gevşetmen gerekiyordu. Akis, gölge, hayal. Hangi Allah nasip ederse farklı? Büyük bir yerimiz. Bu akıllı tahta olacak. Böyle indireceğim Allah razı olsun gafurda. O akıllı tahtamız vardı ya. Evet var. Böyle da çok da acayip alışmıştım öyle. Böyle de çeviriyordum böyle. Şöyle yapıyordum falan. Şimdi tahta hani özledim yani. Böyle indiriyordum, çeviriyordum. Hatırladın mı? Akis gölge hayal diyor ya. Şöyle yapıyordum. Hangi senkis? Gölge mi? Gölgeyi sanki hariç tutmuş. Aynada gölgem şey gibi ifade ediyor. Hemen yaz konuşalım. Tamamdır. Bunun üzerine yürüyeceğiz.
Ben al. Ben sana bunu vereyim. Al al bunu. Al abi. Eskiden siz yazarsınız. Esas metin neredeydi? Kiraz öyle yağma, öyle yağma yok. Kafanı da güzel yazıyor. Yok yok. Evet, evet yazısı da güzel. Bir şey var. En yazısı okunmayan bir kardeşim var. Murat. Kızmaz da onunca söylüyor. Dursun. Kullanmamış ki hayatında yazıyı. Hep hafızada tutmuş. Evet, acayip bir şey. Ustadın da yazısı iyi değilmiş de. Hep hakikaten hafızası çok kuvvetli maşallah. Fakat yazısı o nispetle güzel. Çok şey, çok seri ya. Düşündüklerini bir an boşaltmak istiyor. Hemen diyor bakın şunu yazalım tahtaya tık 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 tık. Ne yazdığı belli değil. Bir şey yazmış ama ne yazdığı belli değil. Doktorum çok gülüyor. Tamamlayamıyor. Doktorum çok gülüyor. Aa bu da öyle. İkisini de yazısılar da öyle. İkisi doktorum ama. Hemen değil mi? Evet. Şimdi gene bu düzeltti dershanede biraz şey. O hala doktorlukta devam. Aynen. Çabuk. Çünkü not alıyorsunuz yani. Evet. Not alırken öyle güzel yazar. Bozuluyor. Çok güzel bir şey olacak bak. Bu şekil. Bu şekil de aynı zamanda Risale'nin oradaki manalarının çıkartılmasında, anlaşılmasında ve anlamlanmasında çok mükemmel bir çözüm yöntemlerinin bir tanesidir. Oklama. Hiçbir metini oynamıyorsun. Oynayamazsın zaten. Ama dizme var ya, dizilişi diyor usta. Delaletin gölgeleri diyeceksin. Bir ok, bir ok. İşte onu nereye koyacaksın? Aynı, bak şu küfriyat o okun altına. Ben bir de şöyle dedim. Komple bunun bir başlığı olursa bunu tasavvura koyabiliriz. Sen hiç yazıyı bir şey eklemiyorsun. Ellemeyeyim mi? Tabii, metni hiç ellemeyeceksin. Metni ellemiyorum da şekli. O zaman şekli elle. Şekli. İstediğin gibi yap. Tamam. Şimdi bunu yaz. Sen istediğin gibi yap. Onu koy. Şimdi şöyle düşündüm. Burası hayal ve fikir aynasında bunlar oluyormuş. He. Ve dalaletin gölgeleri desek bu altta da tasavvuru dalalet dediği için de bu da tasavvur olmaz mı diye düşündüm. Yap bakalım sen düşündüğünü. Yazayım. Ha? Yazayım mı? Yaz. Şekille yazayım. İstediğin. Şöyle yazalım da. Bakalım. Şey, ama hep aynada oluyor. Başka bir yerde. Şimdi abi yazdım o kelimeyi hafif düzelt yani daha yan yana yazınca değişik oldu. Şimdi hayal ve fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri, dalaletin gölgeleri, çetin ve çirkin sözlerin hayalleri. Burada da üçlü itikadı bozmaz, imanı tahir etmez, hürmetli edip kırmaz. Bu nedir? Bu alttaki şey, aynen. Tasavvuru dalalet değil. Evet. Ben hani az önce onu demiştim ya, dalalet ifadesini üstad tasavvurla hep kullanıyor. Tahayyülle ben şimdi baktım görmedim. Dalaleti tasavvurla kullanıyor. Yani özellikle tasavvuru dalalet diyor. Tahayyül demiyor mesela. Burada da küfriyat ve şirkin akislerini şey yapıyor, hayal ve fikir ailesinde. Acaba bu dalaletin gölgeleri, bu ikinci madde. Hangi şu? Soldaki ikinci madde. Evet. O tasavvuru mu şey yapacak? Çünkü aşağıda da tasavvur. Bu tahayyül, bu tasavvur diyorsun. Aha. Bu da, bunu ne diyorsun? Onu hayal diyor zaten, ona diyecek bir şey yok. Yani nasıl anlayacağız ya da? Biz nasıl dizmişiz burada? Bak, şöyle yapmışız. Şuna denk geliyor. Bu biraz da gideyim. Tamam. Biraz da gideyim, ne yazmışız? Ondan sonra sakin kafayla ne yapmışız. Şimdi şunu da kullanıyorum bir daha. Bu metni var ya lemalar. Şimdi tasavvuru dalalet değildir. Vesvese Risalesi'nin. İmandaki şek meselesi ise ayrı bir şey. Dalalet değildir. Bitti. Bu ayrı. Çünkü devam değil bu. İmandaki şek var ya. Şek. İmkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil. O yakini bozmaz. Çıkıyor. Şu iki tane farklı metinde çıkanları okuyorum. Evet. Çıkanları. Bir, şek tasavvurdadır. Şek. Şek ekleyebiliriz tasavvura. Hı. O yok çünkü.
Şek, şüphe. Bir ara şekli şüpheyi de ayırmıştık. Biri kalpte, biri dimağda gibi demiştiniz. Mesela şeki ben öyle hatırlıyorum. Kalpte, şüphe, dimağda dediğinizi hatırlıyorum. Tamam, şek. Şekle şüpheyi ayırdığımızda öyle şek kalbidir, şüphe dimağdadır. Çok o zaman onu o şekilde kaydeder misin? Bir bakarsın. Yani var ya, şimdi bulurum yani. Ama tamam, bulduysa tamam. O zaman tamam. Bulayım dimağda. Öyle. Çünkü niye o zaman o şekle çünkü şeke çalışmışız. Şu anda onun tüfeylisiyiz. O yoğunlaşmamışız ona. İki, dalalet de burada oluyor. Yani şekin kalpte ise hakikati, sureti tasavvurdadır. Yani şek, tasavvurda şek olmaması mümkün değil ama suretidir. Kökeni değildir. Dalalet de tasavvurdadır. Dalalet. Biliyorsunuz şirk Allah'ın kar değildir. Ortak koşmaktır. Küfür Allah'a inkar değildir. Örtmek. Üstünü örtmektir. Şüphe Allah'a inkar değildir. Tamam mı? Zannetmek, zannetmek. Dalalet de Allah'a inkar değildir. Yola ayrı başka bir yol koymaktır. İnkar inkardır. Şimdi devam ediyorum. Fikri ve hayali ihtimaller yine burada oluyor. Tasavvurda oluyor. Yine böyle zati imkanlar ile kaybediyor zanneden insan. Zat-ı imkanlardan konuştuk. Bu tasavvurdadır arkadaşlar. Yine mukaddes olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun onun ciddi vazifeleri yani onun ciddi varisleri yazacaktım. Varisleri imamlar imamları hakkında beşeriyet itibariyle imkan-ı zatiyatıyla çok çeşitli şeyler yine burada oluyor. Onun beşeriyeti itibariyle onun ciddi varisleri varis imamları tamam mı? Varis imamları hakkında beşeriyet itibariyle mesela Resulullah içinde diyor ki, o da insandı. Herhalde ya, zaten Allah ayetini söylüyor, o da insandır diyor. Biz ondan bahsetmiyoruz ki, biz haşa melektir demedik ki. Ama böyle bir kutsi ruha sahip. Onun hakkında televizyonlarda vesairelerde peygamberin hakiki ciddi varisleri var ya, asil imamları, İmam Azam'dır, mezhep imamları vesaire, Ustad, İmam Rabbani'dir. Böyle şek ve şüphe uyandırmaya beşeriyet olarak beşeriyeti olduğunu olabilir. Ama olabilirle odur demek ne kadar farklı. Yani Karadeniz pekmez olabilir. Niye koydum? Şu, televizyonlarda ve ehli dalalet insanların tasavvurlarını kullanıyorlar davalarına. Olabiliri olmuş gibi gösteriyorlar. Tasavvuru kullanıyorlar. Mesela ben hayali hakikatta kullandım mesela. Kuş videosunu. Kuşu anlattığımı zannediyor. Ona kuşu bilmiyorum ama bir sürü video var. Niye kullandım? Kuşu anlatıyormuş gibi adama 25. kareyi kullanmaya çalıştım. Orada anlattığıma dikkat edin. İnsan niye mutlu değil? Çünkü aklını peygamber yönetmiyor. Aklını kendisi yönetiyor. Kısacası bu. Onun alameti nedir? İşte bencildir, egoisttir, menfaatını takip eder. Kuşu anlatıyoruz. Bu bir şey anlatmak için kullanılıyor. Şimdi ben niçin şunu söylüyorum? Ben ne tahayyülünü kullandım insanlara sokmaya çalışıyorum. Ehli dalalet televizyonlarda peygamberin ve varislerinin beşeriyetinin ihtimaliyatını kullanıyor. Başka? Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer. Bu da tasavvurdadır. Bak, zarar verdiğini zanneder, zarar eder. Abi bir şey söyleyebilirim, çok özür dilerim yani. Hasan abi. Sonra gelir. O adam zanneder ki bak. Gene tasavvurdadır. Zanneder ki. Sende de oluyormuş kapıra. Benim uzun sürdü ama. Ama başka. Titremesi. Korkması. Titreme var ya. Eyvah mesela. Daha çok kadınlarda çok oluyor yani veya oradan çok soru geliyor. Diyor ki
aklım gideceğinden korkuyor. Bitireyim ondan sonra. Tamam, bitirdim. Aklım, yani belki unutun, söyle abi. Evet, ben unuturum abi. Hasan abi, hani siz hep anlatırsanız ya, konsantre oldu, kendinde olmayan bir kuvvete erişti, taşı kırdı. Bu neredeydi abi önce? O güç nereden geliyor? Yani ruhta, ruhta. Sonra dimağa işte, dimağdaki kuva, kuva. Kuva. Çünkü kuvveyi akliye, kuva güç demektir. Kuvveyi şehriye, kuvveyi gadabiye. Kuvvelerin burada, burada gömülü hepsi. Tamam. Şimdi benim aslında söylemek, anlatmak istediğim aslında şuraya gelecek Hasan abi. Şimdi bütün bununla ben bana hükmediyorum. Kuvveti olmayan bir yerden kuvveti alıp dışarı çıkartıyorum. Veyahut da işte dışarıdan alıp içeri sokuyorum falan. Bütün bende. Hı hı. Burada benim anlamadığım Hasan abi. Bununla bana hükmetmenin dışında dışarıya, zahire de hükmedebilmek. Mesela misalen şunu anlamaya çalışıyorum Hasan abi. Üstad muhakkak cuma namazına gitmeyi arzu etmiş, kendini ona şartlamış, istemiş. Yani oradaki evamini tekviniye artık en maksimumda herhalde çalışmış. Ki hapishanede, hücredeyken evet, cumada gözükmüş. Cumada, cumaya gitmiş ayrı. Ama cumaya gittiğine insanlar da görmüş yani, anlıyor evet. Musun? Dışarıya da tesir olmuş aslında. Tesir olmuş. Bizzat olmuş ya. Fiili. Fiili olmuş mu abi? Tabii tabii. Fiili ya canım. Fiili. Namaz kılıyor ya. Hamle tek yerde değil galiba. Evet. Fiili canım. Geylani. Aynı şeyde. Mesela Ekmekçi Baba var Bursa'da. Kaç tane camdan sonra hepsinden çıkmış. Sonuncu Baba. Kapıdan çıkmış hepsi. Fiili kardeş, fiili. Bunlar artık bizim için, şey için bunlar artık normal yani. Yani boyut vermesi insan için çok şey değil ki. Kabri seyreder mesela. Yani bunu divan neresiyle? Divan yapıyor kardeş. İşte nasıl yapıyor bunu abi? Yani dışarıya da teşhir ediyor. Düşünceleri vücudu harici giyiyor. Alemi misal hayale vücudu harici giydirmesidir gibi diyorduk ya, o da bu benzerlikte bir şey olarak. Mesela düşünceleri var ya tasavvurunda. O kadar şiddetlendi ki evamili tekviniyesinde o şey dördü aktif etti. O illeti tame, lüzum, vücut, zaruret durumuna gelince vücut haricisi oldu. Aa. Mesela ona ait bir misal. Gözde karşıki tarafı parçalamıyor mu? Evet. Ne oluyor ki o cam kırılıyor? Ne oluyor ki adam ölüyor? Göz olmuyor mu? Evet. Peki ne oluyor sihir ve büyüde karşı iki tarafı tanımadın, ta uzakta bir adama tesir ediyorsun, buharına sokuyorsun. Sihir büyü bu yaptır, var ya. Peki karşı iki tarafa zarar veriyor musun, vermiyor musun? Atıyor kendisini aşağıya. Of, bunları dimağda olup bitiyor aslında. Dimağda oluyor hepsi, dimağ gücü. Neyi söyledim? Kuva, kuvvetler yeri. Mesela burada gömül hepsi var. Yani bazıları diyor ki, 18 bin alem diyorsun nerede? Ya sen şimdi düşünerek, tefekkür ederek, sizin tabirle, konsantre olarak olmayan gücü çıkartmıyor musun? Evet. Neredeydi o? O neredeydiyse 18 bin alem de oradadır. İman da oradadır. Nasıl ki tefekkürle, konsantre ile olmayan bir şey çıkabiliyorsa, yok ki. Ha. Bu burada çıkıyor işte. Burada hepsi var. Sen ne zannediyorsun? Bu yazılı mı zannediyorsun? Hem yazılı mı var, hem kanuniyeti var, hem hakikati ve mahiyeti, hepsi var. Bütün güçler burada. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Bak kudret sıfattı. Bak lafı dinle. Hı hı. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer, vücud ilimden vücudu hariciye çıkar. Hı. Böyle. Mesela hiçbir şey yoktu gücüm. Bir sinirlendin, canavar gibi güç oldun. Neredeydi bu? Nerede uyandı? Ha, neredeydiyse bu gizli güç, oradadır 18 bena alem. Orada ne vardı? Kudret de oradaydı, kudret alemi. Orada, ahiret de orada işte. Aa. Ahiret de orada. Gayipten gelen, bu gelenin cennetten meyve kopartması gibi bir şey gibi ama aslında burada koparıyor hepsini. Burada koparıyor. Vücud hariciye veriyor onu. Yani nasıl veriyor? Bizim dünyamızdakinden konuşalım yani. Hiçbir şey yok. Sakinim. Bir şehveyi
gadabi, hırsı, nefret, öfke olduğu zaman, şehvet de olsa vücut değişmiyor mu? Evet. Gadap olduğu zaman peki ada üç kişilik kuvvetli olmuyor mu? Nereden çıktı bu kardeşim bu güç? Abi ben acayip oldum, sanki 10 kişi gibi oldum, 20 kişi tutamadı, bilmem ne yapmadı, şöyle attım demiyor musun? Neredeydi bu? Ha, o neredeydiyse o gizli güç, imanın da orada, Allah da orada. Evet. Tefekkürle çıkartmıyor musun Allah? Evet. Hepsi orada. Yani bu nedir, şunu demek istiyorum. Buz neredeyse su da orada. Su neredeyse H2 de orada. Yani celal ve cemal, yanıcı, yakıcı, oksijen, hidrojen, su. Su gibi gözükmüş. Celal ve cemali karıştırmış. Oksijen, hidrojen karıştırırsan yanar. Celal ve cemal karıştırdı, kemal olan insan oldu. Söndürücü oldu. Oysa yanıcı. Patlaması lazım. Bir oranı değiştirdi. Bire bir koysa patlayacak, yanacak. Bire iki koydu, söndürücü oldu. Bu tarafa iki yap, bu tarafa bir yaparsan, bu sefer gaz olur. Oranı değiştiriyorsun. Garip, garip memleket buralar ya. İşte kanuniyet çift yönlü köprü böyle oluyor işte abi. Sonra geliyorum, titremesi var ya. Hisli oldukları için de hanımlardan çok, aklım gidecek, aklım gideceğinde korkuyorum, aklım gidecek. Bunu derken aklı söylüyor. Aklın gitmesinin korkusundan aklı söylüyor. Bak, aklın öyle bir özelliği var ki, yeni buldum, yeni. Aklın özelliği var ki, aklı olmayanları da akılla tespit ediyor. Aklın özelliği var ki, aklı olmayanları da o tespit ediyor. Bu akli değildir diyor. Aklıyla yapıyor. Aklıyla aklını yönetiyor. Aklıyla aklını yönetmezse hariç yönetir, aklı başına bela olur. İnsanın düşüncelerinin en büyük belası düşünceler değil midir? Bu bela olmuş düşüncelerinden kurtulmak için hangi düşünceyi kullanacaksın? Devam. Ara vereceğiz o zaman. Anlaşıldı. Şu şeyi bitireyim. Şeytan tarafından ihtar. Yani neymiş? Şeytanı ihtar etmiyor mu? Bu tasavvurdur. Ve tahayyül ediliyormuş. Hep söylüyor. Hakkı dinlemiyorlar. Tahayyül ve tasavvur. İşte bak. Hakkı dinlemiyorlar. Sana burada fikir, mesela hayal ve fikir aynasında dedi ya, bunu hepsini ifade ediyor, anlıyoruz. Fikri biz bir hani cümlede şey demiştik ya, tasavvurla taakkulün arasında veyahut da taakkulün ilk tasavvurdan geçen kısmı gibi de demiştik sanki, değil mi? Evet. Fikri. Fikir nedir? Tahayyülü, tahayyülün tasavvura dönüşmesinden veya tahayyül tasavvura dönüşür, tahayyül olmadan tasavvur da olur. Tamam, şöyle yapayım, bak, yani şöyle. Tasavvur gibi düşünürsek... Tasavvur da bak, tahayyül... Fikir şey değil miydi, aklın sıfatlarından birisiydi. Evet, evet, evet. Normalde. Bak, tahayyül... Tahakkulde diyorduk yani. Evet, evet, tasavvur... Bak, buradan... Osman... Evet, abi. Buradan aşağıya akıyor. Arkada vardı aslında. Akıyor. Buradan da bu bazen tahayyül tasavvura dönüşüyor. Yani suret manaya dönüşüyor. Bazen de direkt mana geliyor. Hiç hayalden olmadan. Surete dönüyor. Evet. Surete geliyor. Buradan fehim denilen bir süzgeç var. Fehim. Süzgeç. Buraya aktarılıyor. Burası da akıl. Akıl. Akılda fikir var. Fikir. Hayal et. Yani şuradan geliyor. Şu yolları takip ederek geliyor. Bu fikrin kaynağı hayal. Tamam. Buradan geliyor. Buradan gelenler de var. Buraya geliyor. Ortadaki yer neresi? Süzgeçte. Süzgeç fehim. Fehim. Fikir. Şurada. Orada. Ayna. Ayna. Şimdi hayal ve fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri var. Evet. Var yani burada. Buraya da gelmiş. Ama akılda olanlar, bir sürü şeyler var.
Berzah zaten, ha burada şu var zannediyorum, arkadaki sığır tarafından. Akıl, takıl, berzah. Ondan sonra başka ne var? Fikir ve hayal ve fikir aynesinde dalaletin gölgeleri var. Şöyle desek olur mu Hasan abi? Hayalin aynasındaki gözüken bizim tahayyülümüzdür. Fikrin aynasında gözüken de bizim tasavvurlarımızdır. Bir de söyle. Hayal aynasında gözükenler bizim tahayyülümüzdür. Çok güzel. Fikir aynasında gözükenler de bizim tasavvur veya tahakkülümüzdür. Olabilir, evet. Diyeyim yani evet. Ki o zaman yani bunu direkt odur değil, fikrin aynasında neler olabilir? Ya tasavvurumdur, ya o benim, ya tahakkülümdür. Evet, öyle bu mi? Ayna zaten, bu ayna. O zaman mevzu birleşiyor. Yani evet. Şey oluyor, yani hayal aynamda tahayyüllerim var. Fikir aynamda da benim tasavvurum ya da tahakkülüm var. Evet. Hangi seviyedeyse. Bak şimdi burası... Mesela Üstad burada tasavvur seviyesini anlatıyor fikir aynasında. Hani ben şeyi tasavvur mu desek diyecektim, olmuyor ama böyle deyince oldu sanki. Şimdi bak, bir daha anlat onu. Tamam. Şimdi şöyle, şuradaki metne baktığımızda hayal ve tasavvur aynasında diyelim. Ya kuvvetli tasavvur. Öyle demesini beklerken üstad fikri söylemiş. Fikir de biliyoruz ki tahakkülde. Evet. Ama burada anlattığı tasavvuru dalaleti anlatıyor. Veyahut da hayallerdeki, hayal aynasındaki küfür ve şirkin ve şeytanın. Yani burada tahayyül ve tasavvurdan bahsediyor fakat orada fikir geçtiği için tahakkül devreye giriyor. Giriyor, karıştı. Karıştı. Bunu şöyle düşünürsek çözülüyor gibi geldi. Şimdi üstad burada ayna demiş. Hayal aynasında benim tahayyüllerim var. Tahayyüllerim burada nasıl? Küfür ve şirkin akisleri şeklinde gözüktü. Ben tahayyül ettim zaten. Tahayyülü küfür, küfür değil diyorduk ya. Şimdi bunlar o zaman tahayyül aynası. Tahayyül aynasında benim tahayyüllerim, şey hayal aynasında benim tahayyüllerim var. Fikir aynasında da benim ya tasavvurum olur ya evet. Tahakkülüm olur. Doğru, aynı doğru. O zaman fikir aynamda benim tasavvurum var dalalet şeklinde. Tasavvuru dalalette dalalet değildir. Değildir, evet. Doğru. Doğru. Şimdi zaten bunun hayal ve fikir temel. Bu bir aynadır. Hepsine bakıyor. Şu şunundur. Şu bunundur. Aynı. Bu buraya çıkıyor. Ayna. Tamam, buna bitti. Bu aynasında bu gözüküyor, bu gözüküyor, bu gözüküyor. Tamam mı? Yani bu buraya bak. Hayal ve fikir aynasındaki bir küfriyatın, şirkin, çikin asleri var, dalaletin gölgeleri var aynada. O zaman şöyle oluyor. Şuraya şöyle yazabiliyor musunuz? Yani tahayyül, tasavvur ve tahakkül şeklinde hangisini yazacaksın? Ne yazacağım şimdi, onu yazacağım abi. Burası tahayyül. Bunlar benim tahayyülüm. Tamam. Bu tasavvurum. Evet. O öyle olmuyor işte sanki abi ya. Oluyor. Oluyor mu? Olacak. Olmalı. O tahakkül nasıl oluyor peki hayal? Hayalleriz. Öyle olmuyor değil mi? Hayır, bunu açık söylüyor usta. Dalaleti tasavvurla kullanıyor. Ha, tasavvur ve dalalet. Hayalleri de tahayyül dedim, üsttekine de mi tahayyül dedin? Tabii, burası da tahayyül. Çünkü küfür, tahayyül şirk. Şu anda konuştuğum serbest bölge, gafur. Ama abi, söyleyeceğim, şunu ben anlamıyorum. Bana lütfen şunu bir izah edebilir misiniz? Fikir... Tahakkülde değil midir abi? Tamam. Fikir aynasında diyor. Bak fikir aynasında ne dedik? Şu var. Fikir aynasında benim tasavvurum ve tahakküllerim olur mertebesi şeklinde. Bak aynada gözüken diye düşün. Ayna fikir tam tahakkülde duruyor ama ya benim tasavvur şeklindeki bir şeylerim var ya da artık tahakküle geçirdiğim şeyler gözüküyor fikir aynasında. Yani fikir aynasının iki yüzü var gibi oldu. Ayna ayrı, aynada gözüken ayrı ya. Zaten fikir onu da, aynada... Onu da dedilersen fikri tahayyülün tasavvurdan sonra tahakkülün ilk kapısı diye ifade ettik geçenki derslerde. Öyle bir ifademiz var. Yani aslında bu ayna mantığına uyuyor. Fikir aynasında benim tasavvurum da gözüküyor, tahakkülüm de gözüküyor. Şimdi, burada üstad tasavvur tarafını ifade ediyor. Tahakkül tarafı daha burada yok. Şimdi şunu söyleyebilir miyim? Şimdi tahayyül ve tasavvurdakilerden biz sorumlu değiliz abi. Öyle mi? Tasdik olması lazım sorumlu olmamız için. Tamam mı abi? Hı hı. Ama tahakkülde berzah olduğu için onu yönetemezsen tasdikin ya batıl olur ya hak olur. Dolayısıyla sanki sorumlu olmadığımız bölüme tahakkülde bir bağına sanki giriyor gibi. Girmez.
Yani girmiyor. Bazen. Ama Berza abi. Berza iki tarafa bazen açık. Bazen dinlemiyor. Tefekkür edemedim diyor. Lemalar 75'te şeyde mi sayıyor? Tefekkür söylüyor. Tefekkür sayıyor. İşte tefekkür de bu şekilde olursa oluyor. E tamam lan. Tefekkür aynasında, fikir aynasında senin tasavvur tarafıysa... Şu ama şundan gibi. Fark şu. Tahil ve tasavvur sana rağmen geliyor. Taakkul da öyle değil. Tefekkür ediyorsun ama sen orada ihtiyar var ya. Abi taakkulde hem emir nisbi hem emri itibari aynı anda var mı? Taakkulde mi? Evet. Taakkulde emri nisbi emri itibariyle şeydedir, tasavvurdadır. Biraz devam edeyim mi ara verelim? Hakkı dinlemiyorlar. Nerede? Tasavvurda. Yanlış şeylere giriyorlar. Tasavvurda. Senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir denildiği yer tasavvur. Emniyet verme ve vermeme mahali tasavvur. Nazar dikkate alınıp alınmaması yeri tasavvur. Tamam, burada ara veriyoruz. İkinci derste şey yapacağız. Belki daha canlı oluruz. وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات evet tasavvur 4 mü 4'ün ikinci 4'tü değil mi 4 şimdi biraz önceki o metin tasavvurdan tasavvurun içerisinde bahsetti. Şimdi onu geçeyim ben, şey yapmayayım daha. Çünkü daha çok yürüyecek yerimiz var. Sayfa 307, lemalar 97. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan devam ediyor. Burada tasavvur nasıl kullanmış? Tasavvur insanın geniş düşünme, bakma, çapını geniş tutar. Tasavvur ne işimize yarıyor? İnsanın geniş düşünme, çapının geniş tutar. Çapını geniş tutuyor. İnsanın düşüncesine zenginlik katıyor. Çünkü emri nisbiler, emri itibariler orada. Zanlar orada. Abi nazarla görmek arasında, bakmak arasında ne fark var? Yani bir cümleyle nasıl dersiniz? Nazar ve mesela görmek, bakmak arasında. Bakmak yani normal beşeriyettir. Nazar etmek. Nazarın içinde ne var? Yani. Nazarın içinde dima var yani. Niyet var. Nazar. Nazar etti. Bir peygamberi bir nazar. İçerisinde kişi var. Şimdi zansız düşünce ancak Allah'ta var. Zan düşünceleri sıralar. Tamam mı? Düşünceleri ilmi sıralıyor. Mesela şöyle diyeyim. Çekirdekten ağaç oldu. Mayıs bir filizlendi. Gitti. Son 300 sene sonra bir tane filiz çıktı, yaprak çıktı. İlk filizle son filiz arasında 300 sene var. Tamam mı? 300 sene var. Çekirdekte yok. Çekirdektekine ilmi vücut deniliyor. Tamam mı? Dolayısıyla ilimle düşünce arasındaki fark şudur. İlimde öncelik sonralık yoktur. Hepsi önle, son, hepsi aynıdır, son. Düşünce ise zaman girdiği için sıraya konmuştur. İlimde zan yok mu yani abi? İlimde mutlak ilim olurdu. Zan var. Zan bir düşüncenin ara boşluklarıdır veya düşüncelerin arasındaki ara boşluğudur. Eğer ilimde zan kalkarsa Allah'ın ilmi olur. Ama Allah'ın ilminde zan yoktur. Mesela Miraç'ta kullanıyor. Diyor ki meale gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Yani Allah Resulü Miraç'a gidiyor. O alemleri görünce Allah Allah diye şaşırmadı. Şöyle olur. Tamam. Yani zannı realite ile nefs-i lemil aynıydı.
Yani bu ilimdeki yine zan var ama hani diyoruz ya ne aynıdır ne gayrı onun gibi mi bir şey oluyor yani? Gibi yani. Mesela Allah'ın ilminde zan yoktur, peygamberde de zan vardır. Mahlukatı mahlukat yapan zanlardır. Bu zanlar aynı zamanda tasavvurumuzu güçlendiriyor, genişlendiriyor, çapınış yapıyor. Ama ilmi yazılım çekirdekte, bakın zan şey ağaçtadır dedim, sıra. Ama çekirdekteki ilmi vücut şeyde değil. Yani orada zan, yani o meratip yok. İlmin sureti var, kanuniyeti, hakikati var ya, mahiyeti. O mahiyet ve hakikatında zan yok. Surette var. Ve kanuniyette var ilmin. Yani bu ilginç bir şeydir. Mesela ilim sıralanır. Şey, düşünceler. Sıra, sıra, sıra. Sıralanışı düşüncelerdir. İçinde zanları barındırır. Şeyde, ilimde de var zan. O mahlukat ilminde ama sıra yoktur, bütünseldir. Yani surette, kanuniyetin farkı. Yani ikisinde de zan var. Var ama birisinde zaman yok. İlimde zaman yok. Zaman girdiği için bir şey sıralar. Şimdi niye buna girdi? Tasavvur, şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Çünkü bizim asıl temel temamız o. Allah inşallah büyük bir yer nasip eder de böyle. O zaman da kız böyle zevkli olmaz gibi geliyor. Şimdi o yüzden zaman var. Bak, şurası, zanlar burada. Bu insanın serbest bölgeye niye takılmış? Bu da senin o yazacağın senaryoda. Evet. Serbest bölge, insanı zengin yapıyor. Düşüncelerine, manalarına, bilgilerine, ilmine zenginlik katıyor, çapını büyütüyor. Yoksa her şey dönük olur bu olmasa. Olması gerekenler olmuştur, bitmiştir. Bir de şey yoktur. Anne baba, öncelik sonralık, anne baba. Doğdu, geçmiş, öldü, ölecek. Var ya böyle silsile. Suret kalkıyor yani, değil mi abi? He? Suret olmaz yani. Suret olmaz. Suret olmadığı zaman mesela babamla ben nedir? Ne babamdır ne oğlumdur. Mesela yaş baba olmaz. Olan olmuştur, olmuşsa odur. Olan olmuştur, olacak yoktur. Olması gerekenler olmuş, bitmiştir. Anlıyor musun? Yani baba her şey olmuş, bitmiştir. Hakikatte böyle ama. De öyle değil. Suretle hakikati düşünün. Hakikat daha bir şey. Bilmiyoruz. Yok yani hakikatte her şey olmuş, bitmiştir aslında. Ha, olmuş, bitmiştir tabii. Hı-hı. Ama şekil itibariyle her şey ona, böyle mi? Böyle kalmış. Baba ol, öyle zaman girmediği için baba ol yoktur. Öncelik sonralık, tarih mali yoktur. Kemalat yoktur. Kemalata gidiş öyle bir şey olmaz. Zaman böyle bir şey yapıyor. İşte zamanın sureti işte burası. Tasavvur, serbest bölge. Zamanın sureti. Bu insanı zengin ediyor burası. Zengin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Düşün, tasavvurlar, insanın geniş düşünme, geniş bakma çapını geniş tutar ve ihatalı bir nazar verir insana. Mane-i harfi ve mana ismi buradan başlıyor. İnsanı tasavvurla çok zengin, geniş, engin ve yüksek nazarı bulduğu gibi dar, sığ, kısa ve fakir bir nazarı da burada kazanılıyor. Zıttı da burada. Yani bu serbest bölge var ya, seni zengin yapan işte. Lemalar, yani bu çok güzel bir şey. Lemalar 136. Lemalar 136, tamam mıyız? Metnini okuyorum.
çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan. O kadar harika ki. Gafir bunu kaçırmasın Gafir. Öyle dinliyorum abi. dinlediğimi biliyorum da dikkat et diye bak. Çünkü çok ilginç bir yer. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya. Genel dünya değil. Dar bir kabir hükmündedir. Hani buraya kabir diyorduk. Nereden çıktı diyor. Kabir bu. Senin çok geniş zannettiğin dünya var ya. O bu sen bu alemi şehadetten baktığın zaman senin şeklin bu alemi şekillendiren şurasıdır. Zamanın sureti yazdın mı abi şuraya? Evet. Ben onu yazayım da. Zamanın sureti de aynı zamanda. Kabir zamanın serbest bölgeye mi öyle dedi, sadece tahayyül şeye mi dedi? Yok, serbest bölgeye. Çünkü suretlerde öncelik sonralık yok mu? Hangisiydi? Ta zaman bir mekana bakıyor da o açıdan. Ha yani evet. Zaman mekan buna bakıyor, zaman buna bakıyor. Ha zamanın sureti yani ikisini de şey yapabiliyor çünkü mekanı da öncelik sonralık koyuyor ya. Yani biraz böyle daha önceki bilgilerimizde zamanın sureti bu. Öncelik sonralık bilgi. Suretin de öncelik sonralığı var. Baktım ki oraya da bakıyor. Mekan da zaten zamandır diyoruz ya. Mülkü melekütü filan demiştik. He. Yani baktım ki tahayyüle de bakıyor zaman. Çünkü bindirilmiş ya mekanlar. He. Gibi gözüküyor onun için dedim. Daha zengin oldu bu paragraflarda. Şimdi bak, şu alemi şehadette, şu dünyada herkes kendi hususi dünyasına bağlı, direği orada. Şimdi çok geniş zannettiğim var ya şu işte burası İstanbul şu. Geniş zannettiğim bu, bütün bu alem senin aleminde anlamlanıyor, sana göredir. Şimdi bu serbest bölge senin bu alemdeki alemindir. Buna da usta diyor ki kabrindir, bunun içindesin. Bu kabirden çıkacağız arkadaşlar. Kabir girmedik zaten. Kabir değil zaten. Kabire girmeyeceğiz. Zaten kabirdeyiz. Derslerle çıkmaya çalışıyoruz. Ölüm nedir? Kabirden çıkmaktır. Ağacın kabri çekirdeğidir. He? Ağacın kabri çekirdeği. Tabii. Çıkması lazım. Evet, yani ölüm nedir biliyor musun? Ölüm suret ve kanuniyeti. Yani benim burada yaşadığım bir dünyam yok mu? Yaşarken. Bunlar nedir? Suretimdir. Benim kalbim, beni oluşturanlar. Peki ölüm anda ne olacak? Bunlar benim hakikatim olacak ahirette. Bu çekirdek oluyorum, ahirette ağaç olacağım. Bunun inkılabı nedir? Ölümdür. Şimdi çekirdek hakikatinden ağaç olma hakikatine ölüm, ölüm kötü bir şey değil ki. Peki adam şimdi daha burada yaşarken oraları yaşıyor. Oraları, kabirdekileri seyrediyor. Hani çıkmış kabrinden. Arkadaşlar, kabir kazanımlarımızın hakikatine gitmeye vesile değil midir? Sürecin, insan hayatının sürecindeki önündeki mezarlık dediğim şey, hakikati, kazanımlarımızın hakikate dönüşmesi. İnkılap. İnkılap-ı berzahiye diyor. Yani çekirdek ağaç olacak. Çekirdekten ağaç olmanın adı ölümse, ölüm dirilmek değil midir? Kuvveden fiil. Ha, şimdi insanın hususi dünyası diyor budur diyor. Aynı yere diyor ki kabrindir diyor. Yani kabir nedir o zaman? Muayyenleşmektir. Zanların oluyor işte abi, ilme dönüş kabir desin. Evet zan şu anda biz zaten kabirdeyiz de adam kabire girmekten korkuyor. Yani kabirdesin. Neye çalışıyoruz? Kabire girmekten korkmuyoruz şu an. Zannediyor ki insanlar kabire girmekten korkuyor. Aslında korkusu kabirden çıkmak da kabrinde kalmak istiyor. Ölmekle ne oluyor? Suret hakikate dönüşecek. Ondan korkuyor. Oysa kabirde. Niye korkuyor? Çünkü korkulacak bir tarafa doğru gidiyor. O zanlı korkulacak bir şey var. Zanda. Haksız değil yani. Evet. Şimdi diyor. Kanuniyeti korkulacak bir kanuniyet üretti. Çünkü niçin korkuyor? Kendisi şahit kendisine. Bu çekirdek ağaç olursa ne olacak? Ne olacak? Belli. Daha ben suretine tahammül edemiyorum da.
bu sıkıntıya. Yani imtihan için ediliyor, sıkıntının suretidir. Ne? Bundan kurtulmak adıdır. Yani intihar, bu sıkıntıdan kurtulmak için kullanılan bir yöntemdir. Hemen sana, ağaç olsun. Peki işte. Sana söylüyorum. Bu sıkıntıdan kurtulmanın çaresi, ilacı, aspirini intihar ise, intihara bakarak sıkıntısına geçin. Sıkıntı ne kadar daha kaostur. Yani çaresi intiharsa kendisi nedir? Şimdi zannediyor ki usta şöyle diyor. Sineklerle böyle kaçırmaya çalışıyor. Canavar geldi, timsah, onu unutuyor. Yani ölüm şu, sineklerle uğraşmak. Timsah, imansızlık, cehennem nasıl kurtulacak? Yani intiharla kurtulacağını zannediyor. Daha beter ağzına giriyor canavarın. Şu anda kabirdedir herkes. Çıkan çıkmıştır. Çıkmaya çıkmamıştır. Bir de çıkmaya çalışanlar var. Şu anda desek böyle bize acayip tarz ederler. Manyak mıdır ya, bu ne diyor? Şu anda herkes kabirdedir. Çıkan çıkıyor, çıkmış, çıkıyor. Çıkmayanlar, şimdi kabir. Usta diyor ki hususi dünyandır. Aa, bu yuvarlak, bu senin kabrindir. Şu anda biz kabirdeyiz. Emir Dağ da söylüyor ya, yani saksı, küçük bir saksı. Ha, koca bir saksı, aynı topraktayız yani. Evet, bak şimdi, bak burada sahiptir bak. Ama kabrin sureti burada. Kanuniyet insanda, hakikati mezarda. Berzah aleminde. Kabir mezar dedim mi? Berzah aleminde. Kanuniyet berzahi esma mı oluyor abi? Aynen öyle. Ne? Oh. Aynen öyle. Hakikatin normal perdesiz. Perdesiz. Perdesiz esma hakikattır. Kanuniyet ise mertebi esmalardır. Esmalardan esmaya ve her esmanın meratibidir. Ya bu yaşadığın heyecanın 70 bin katı. Vay vay. Acayip. Bak, kabrin sureti buradadır. Kanuniyetin şeydedir. Esmalarının meratiplerindedir. Hakikatı, tamam mı? Hakikatı esmadadır. Aslında şudur. Sureti bizdedir. Dimada abi. Kanuniyeti alem berzaftadır. Hakikati esmadadır. Mahiyeti zaten. Aynısı oluyor. Sureti dimada. Berzahi esma vicdanda. Hakikati kalpte. Eğer insan uygularsan öyle. Ama şu anda kısacası şuyuz. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya dar bir kabir hükmünde. Dar. Bak, görüyor musun? Sonra fakat o dar kabir gibi menzilin, bak, menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Osmanlıca'da, Osmanlılar'da, şimdi şişe deyince arkadaşlar biz su dolduruyoruz ya, biz ayna diyoruz değil mi? O şişe, niçin şişe kullanmış? Çünkü şişe var ya, şişenin içi küçük dünya ya, onun için kullanmış. Ben de onu göz gibi şey yapıyorum, şişe deyince, kabir zaten bu ya, şişe. Şiş. Biz şişiriyoruz. Hava basıyoruz ya içine. Bak, o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için bir içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünüyor. Hakikaten tuhaftır. Şuraya bir komple duvar ayna olsa, arkası, önü, altı, üstü, sağ ve solu ayna olsa, ortada insan olsa ne olurdu? Aynada ne gözüküyorsunuz? Sonsuz. Ustad böyle kullanıyor. Bir de mesleği de şunu kullanıyor doktor. Şimdi böyle gidiyorsunuz. Ama ana caddede endam ayna var. Çok büyük. Çok. Aynaya doğru gidince böyle gidiyorsunuz. Aynada nasıl gözüküyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hiç böyle alışveriş merkezinde, elbise giyme merkezinde endam aynalar var. Tamam, fırsat işte, elbise alıyorum diye bir gidin. Bir ona doğru gidin. Nasıl gözüküyorsun? Geleceğime giderken geçmişime gidiyorum. Şimdi nereye doğru gidiyorsun? Bak, oraya gidiyorsun. Kendine doğru gidiyorsun. Geliyorsun oluyor. Oradan geliyorsun. Mesela bak, ayna düşün. Ufak değil mi? Sen gidiyorsun, o geliyor. Ben gidiyorum, o geliyor. İkisi de benim.
aynı anda giden geliyor. Ama aslında hiçbir şey biliyorsun. Bir daha. Ha, aynı anda o. Ayna mı? Orada gözüken ben miyim? Aynı olan ben, o da benim. Giderken geliyor. Oradan geliyorum, buradan gidiyor. Geleceğe ve giderken geçmişe gidiyorum. Giderken geliyor. Burada bitmesin lazım. Ve uzaklaşırken yaklaşıyor. Geçmişimden uzaklaşırken geçmişim önümde olduğu için geçmişime yaklaşıyor. Bir daha. Okay. Bak. Gafur. Şimdi ben orada mıyım duvar aynı? O neresi gözüküyor? Burayı gözükmüyor mu? Evet. Mazim değil mi benim? Bak, bir mazi, iki mazi, iki adı mazi. Orası değil mi abi? Ayna mazimi göstermiyor mu? Ama önümde. Evet. Şimdi ben aynadayım, tamam abi? Ben ufak hayal et orada, bir tane ayna. Şimdi benim arkamda gözükmüyor mu? O aynada. Ve ben gözüküyorum. Şimdi ben giderken o geliyor, hayır. Giden geliyor aynı anda. Nasıl geliyor? Gittiğim miktar kadar geliyor. Şimdi yaklaştıkça uzaklaşıyor. Mazimden bak, aha uzaklaşıyorum Gafur. Aynada ise mazime yaklaşıyor. Alem-i şehadet aynadır. Uzaklaşırken yaklaşıyorsun, yaklaşırken uzaklaşıyorsun. Geçmiş gelecek, gelecek geçmişin oluyor. Kafamda karıştı. Bak ayna. Burası benim mazimi. Adım atıyorum. İleriye doğru gidiyor mu? Arka kaldı mı? Gidemem. Aynada beni gösteriyor mu? Arkamı da göstermiyor mu? Arkam mazi. O benim, o da benim. Giderken geliyorum orada. Giden gelen bir noktada buluştuğu anda vefat ediyor. Ölüm oluyor. Aynaya bir vuruyorum. Geniş sahnetim dar, kabul uyanıyorum diyor. Kafaya bir vuruyorum. Ne zaman bitiyor? Giden gelirken sıfırlandı. Ben neyi anlamıyorum biliyor musunuz abi? Bu ben şu anda aynı zamanda cennette ve koşturuyorum. Evet. Allah'ın nazarında geçmiş gelecek yok, bitmiş. Yok. Yani bunların hepsi aynı anda oluyor. Olmuş bitmiş. Olmuş bitmiş abi. Değil Allah'ın mi? Nazarında bitmiş. Evet. Ama üstad mesela cehennemin cehennemi sure diyor ya. Yani mesela o... Ama hangisi? Hakikatta bu. Sureti var, kanuneti var ya dört tane. Hmm. Şunu unutma abim. Allah diyorsa esma, esma-i hakikat. Mahiyet. Esma-i göre mazi müstakbel yok ki bitmiş. Bitmiş. Ama bizim için daha var. Bu yaşadığımız hayat-ı tekviniye, bu evameli tekviniye. Bunlar olacak. Onun için Adem Aleyhisselam mahiyet ve hakikatını kanuniyetsiz ve suretsiz olduğu için bu pek aleminde bir anlam ifade etmemiş. İlle suret ve kanuniyetiyle olacak. Adem Aleyhisselam hakikatını mazardı. Ne demek? Ma'alleme Adem Esma-i Külliya. Bütün isimler öğretti. Ama kanun öğretti ne olacak? Bildi. Yükledin. Diskete yükledin. Eylemi var mı? Kanuniyeti ve sureti yoktu. Onun için mesela Gafur cennette ben olmuşum bitmişim benim için hiçbir mana ifade etmiyor şimdi. Bana ne yani? O benimle alakası yok. O esmanın sahibine bakıyor. Sen anlaşılan biraz kokudan mahrumsun. Bir anlayamadığım bir şey daha var aslında. Bunu hiç anlayamıyorum ya. Ya biz hep bu şekilde gidiyoruz da hakikatten Adem Aleyhisselam'ı anlayamıyorum abi ya. Bu nasıl anlamadın? Yani bu hakikatten kanuniyete surete gelişi. Bu nasıl bir şey abi ya? Bu nasıl? Adem Aleyhisselam'ı evet abi. Çünkü şöyle düşün. İnsan encami ayna mı? Evet abi. Encami aynayken Allah'ın mahiyeti var bizdeki. Allah'ın hakikati var. Yani sıfatlar, esmalar. Ondan sonra alem-i şehadetteki cilve cemal nakış ki ayna. Bunlar hepsi bir bütündür ama bizim için değil tabii. Allah için tek şeydir. O bizi ilgilendirmiyor. Allah da ben nasılım? Beni ilgilendirmiyor o. Yani ben olmayacak bir şeyleri düşünmüş oluyorum. Allah da ben nasılım bilmiyorum. Ben benden nasılım önemli olan odur. Şu anda ben hakikatla mahiyeti beni alakadar etmiyor. Allah'ın esmasına, sıfatına ben nasılım?
beni alakadar etmiyor. Bunda böyle bir vazifem yok. Ben yaşadığım alem surettir. Onun karşılığı bende hakikli şey kanundur. Bu ikisini işlettiriyor. Abi için hani gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı diyoruz ya. Ha. Aynı şeyi Adem Aleyhisselam için de diyebilir miyiz acaba abi? Denmedi. Denmedi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok ilginçtir. Dünyadan sonra cennete gitti. Adem Aleyhisselam bir eksiği yok. Hı. Adem Aleyhisselam dünyayı görmeden cennette, cennetteydi. Hı hı. Cenneti bilemedi. Bilemez dedi. Peki şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Ve alleme Adem'e esme külle. İlim olarak dünya ve cennet, dünyanın ilmi de yok muydu kafasında? Vardı. He. Bak anladın mı? Şimdi uyandık değil mi soruyu? Hı-hı. Soru aslında cevaptır. Hı. Yani uyandık değil mi? Ha, uyanması için sureti lazımdı. Bu soruyu sorunca ne dedin? Sorun, soru sormak sualin yarısıdır. Cevabın yarısıdır. Uyandı ve onun için ne demiş Risale'de? Niçin cennetten çıkan tavziftir. Şeytan için bir şey söylesem şaşıracaksınız. Külliyata geçiyor. Sanat-ı fıtriyesidir diyor. Evet. Şeytan. Şeytana mı diyor? Evet. Ha. Bak bakalım. İlginç bir şey. Şeytana mı diyor? Fıtrat değil ama sanat-ı fıtriyesi. Niçin ifsat ile meşguldür? Sanat-ı fıtriyiz. İçini izah et. Bilmiyor. Bir kelam birisi etsin. Ona da karşıyım. Bozarsın. Nasıl ifade edin? Sanat-ı fıtriyesidir. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır diyor soru. Evet. Cevap yoktur. Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Ama yapısı neymiş yukarıda okun bir de okunu bir de. Cevap sanat-ı fıtriyesini oku bir de. Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca. Melek de bunun tam zıttı değil mi abi? Evet sanat-ı fıtriyesi. O da hep sanat-ı fıtriyesi şeyle. Anlıyor musun şimdi? Meşgul. Şu anda bir terkip ve tahlil öyle. Anladınız mı biraz? Lafa getirmeyin, getirilmez. Babayla niçin buradayız? Bu tertip var. Bu terkip, tahlil, sembol, simge, buradaki surete, kullanılan yönteme böyle sinema böyle sahneleri takılma. Biraz sonra film çekilip onlar açacaklar. Film için bu masa lazım. Ondan sonra açacaklar. Belki de 10 saniye girmeyecek filme. Bu şeytan gelmiş, gitmiş, cennet olmuş, cehennem olmuş, tehdit olmuş, namaz bunlar hepsi suret. Hepsi suret. Hepsi filmleri çekilsin, senaryoları alınsın, azimim. Hepsi sen. Artık kabirdir, cennettir, cehennemdir. Gideceğiz, can vereceğiz. Azrail'miş, Cebrail'miş. Can vereceğiz. Tamam. Hepsi terkip böyle bir sure ki duyandırmak için. Sanat-ı şeytanın hali nedir? Sanat-ı fıtriye. Artık bunu bildikten sonra bakın bir toparlanın. Bu sanat-ı fıtriye olarak yapıyor şeytan. Sanat-ı fıtriye olarak yapıyor melek. O zaman artık paranı aldı, çaldı, çıktı, gitti. Geldi, herkes sanat-ı fıtresini yapıyor. Onlar hepsi suret. Alan da, kaybeden de, zengin olan da, fakir olan da suret de onlar. Vefat edince, olmakta olansın. Şimdi insan nedir? Olmakta olandır. Ama olması devam ediyor. Vefat ettiğin anda, olmakta olan, olması bitti artık. Olmakta olan bitti. Yani onlar artık seni dış dünya pek alakadar etmiyor. Peki ne işe yarayacak? Böyle uçuk şeyler, fikirler benim ne yapacağım? Böyle sıkıldığınız zaman, çıkmazlara girdiğiniz zaman
bu derslerle içeriye girin, limanınıza girin, mağaranıza girin, dışarısına koparsanız hiç bekar. Sığının içeriye, geç oraya, geç oraya. Dışarıda fırtınalar kopuyor böyle. Denildi ki denilecek, yapıldı, yapılmadı, zengin, fakir. Orada hiçbir şey. Yani bir daha söylüyorum, ne işinize yarayacak bu derste? Surette olan hadiseler seni ezerken, altından çıkamazken, geç arkaya, böyle, en azından fikren, geç, en azından derken, fikir yapabilmeye çalışınca, neyi düşünüyorsanız odur, konsantre, konsantre veya tefekkür. Ondan sonra, onunla arkaya geçiyorsun, arkaya geçince, dış dünyanın tazikatından kurtulursun. Yani bu size limanlık yapar bu ders. Anladın mı? Bu ders, baktın ki dışarıda çözemiyorsun. Üf! Yahudi yumağına döndü. Yahudi saçına döndü. Yani birbirine girdi ya. Ondan sonra geçeceksin böyle. Limanına gir, gir içeriye, meşgul olma, karışma, konuşma, kaytarma, işine yarayacak bu. Çünkü ne oluyor, niye böyle oluyor? Olmakta olan oluyor. O lazımdır ki böyle olsun. Olmakta olanlar oluyor. Olması olmayacaklar olmuyor. Niye böyle oluyor? Öyle olması lazımdı. Olmakta olanlar buluyor. Bir daha, üç defa olsun. Bu sizin ne işe yaradı? Dış dünyada, surette. Geldi gitti, adam vurdu, trafik kazası oldu. Fakir, zengin, aç, hasta, kanser, sağlam, öldü, ölmedi. Ha, hep suret. Hep terkip diyor usta, terkip. Filmleri alınsın, zapt edilsin, filmleri çekilsin. Tamam mı? Bunlar hepsi senaryo. Masa getir, kitap getir, tamam abi, bak, çak! Tamam lan şimdi kaldır. Fakir fukaraya dağıt. Masaları falan. Filmler alınsın, zapt edilsin, kaydedilsin diye şak 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 fotoğraflar alınıyor. Ha, madem böyle bir alem, ondan sonra geç arkaya. Böyle baktın ki bir resim alacak, bir senaryo, bir sahne alacaksın. O anda o sıkıntılıysa, yani geç böyle, kimse böyle, geç. Ne yapacaksın? Gafur, tılsım dershanesine gitsin böyle, sıkıntı var. Geçsin bu dersi, bu kaçıncı derse, bu kaçıncı derse, bunu kendisine göre bu saati kessin, şu konuşmayı. Yani becermek noktasında, insan her daim böyle güçlü olmuyor. Ondan sonra, suretten çıkmasın, çıksın böyle, suretten çık diyor. Bu kabirdir diyor usta. Hatta dar bir kabir. Şu anda hayallerimiz ve düşüncelerimiz kabrimiz oluşturuyor. Cam gibi olduğu için sağ ve sonu, ön arkası, bu çok geniş gözüküyor. Aslında geniş dünya yok. Niye? Olan olmuş, olmayan olmamış. Hani nerede an? Gelecek nerede? Geçmiş nerede? Kaç yaşındasın Yasin? 31. Nerede abi 31 sene? Abi bir bana gösterebilecek misin? Abi buradadır abi. Yok. Peki geleceğin var mı? Şüphen var mı? Yok. Var yani. Geleceğimiz var ama ben de bilmiyorum. Nerede o? Bilmiyorum. Nasıl geliyor ya? Al sana çatıdan altından paket mi? Nasıl gelecek oluyor? Peki geçmişin nerede? Geçmişin neredeyse gelecek de aynı yerde. İmam-ı Mubin. Mazi ve istikbal. He, geçmiş gelecek imam mı bil? Ha, kitap mı bil? Şimdi çıkan manalar, yani bu dersler ne işimize yarayacak? Bu dersler eylemde, ha, bunu aldım, oldu, olmadı, gafur diyecek, hasan diyecek. Bunlar hepsi kabrin içerisindeki bir soğuk, dar, yalnız, kimsesiz. Karanlık, soğuk, dar, kimsesiz, kimsesiz karanlık. Dört tane.
Tamam. Zaten serbest bölgenin de 4 tane sıfatı var. Bir de adamın 4 kıyılık çantası vardı. Birinci sözde. Tamam. Geç arkaya. O abi ne olacak peki? Olması gerekenler olacak. Olmaması lazım olanlar olmayacak. Niye böyle oluyor? Lazımdır ki öyle olsun. Abi bu aynayı değiştirmek mi, aynadakini değiştirmek mi? Ne, hangisini gücün yeterse. Büyük zatlar, iki türlü terbiye var. Seni misafir ederler, burada seni tamir ederler. Çok usta olanlar da hiç seni buraya şey yapmaz, gelecek halin yok. Girerler içerine, içeriği tamir ederler. Bir Nazar-ı Peygamber, Bedevi'yi Ömer yapıyor. Kimisi aklını değiştirmeyle meşgul senin, kimisi kalbini değiştirmeye çalışıyor, kimisi ruhunu. Ruhu değiştirenler peygamberlerdir, kalbi değiştirenler asıl imamlardır, aklını değiştirmeye çalışan alimlerdir. Surette, mezarlıkta, içi mezardayız, mezara girmekten korkuyoruz. Bir mezarlık baktım da ben, mezarın içerisindeki mezarlıkmış o. Yani uykuda rüya görüyor, rüyasında rüya görüyor, o rüyasında uyanıyor, sonra ayıkmış zannediyle dışarıdakileri anlatıyor. Hey ne? Oysa uyandığını zannettiğin şey tam oysa ikinci katmerli rüyada. Bu insanlar, bu hakikati bilmeyenler, vallahi aynı böyle. Nasıl? Uyumuş, rüya görüyor, rüyasında uyuyor, uyuduğu zaman da rüya görüyor, rüyasındaki rüyayı, sonra uyanıyor, ayık zannediyor, birisini anlatıyor, oysa o da rüya, ama iki kat rüya. 18. mektup muydu? Çoban uyuyor, 15 mi? 18. Çoban uyuyor. Yok 18 değil abi. 15. Başta mı? 18 değil ha. Ne bilir arkadaşlar. Bak çoban uyuyor. Bu kaçı mektup bak. Çoban uyuyor. Ötekisi arkadaşı çoban duruyor. 18'de hatırlıyor. Buradan bir şey çıktı. Ondan sonra çoban oldukları için bir tabak süt vardı. Üçünün üstünde kaval vardı. Işte. Kavalı vardı. Muhittin Arabi'yi anlatıyor 18. mektup. Buradan kavaldan geçti. Burnundan da çıktı sinek. Burnundan çıktı sinek gibi bir şey. Kavaldan geçti, çalılığa girdi. Adam uyandırmaya çalıştım, uyanmadı. Sonra çok zor terledi. Sonra çalılıktan giden geri geldi, kavaldan geri geçti. Burnundan girdi, uyandı. 18 mi? 18. Kaftanın anlattı ya. Sonra uyanıyor. Ne oldu ya falan? Sorlamıştı ya, tekisi ayık. Ya dedi Allah hayretsin dedi ya bugün dedi bir rüya gördüm şimdi dedi. Gidiyordum bir baktım ki deniz gördüm. Sütten denizdi diyor. Üzerinde acayip bir köprü vardı diyor. Ama doloklu delikleri vardı diyor. Sonra ondan sonra bir ormana girdim diyor. Çalılıklar var bir hazine gördüm bir görsen dedi. Uyanık olan dedi ki bak o çıkan dedi bundan şu. Kavaldır diyor o köprü. O süt denizi dediğimiz şu tabaktır. Tabak. Çünkü alemi misal, alem-i şahadetteki bir tabak, alem-i misalde okyanus gözükür. Diyor, deniz de budur. Orman dediğinde çalkını kazmaya getir de altını da sana çıkartayım diye. İşte bunu ne diyor? Evliyaların veya diğerlerinin, alimlerinin dahi böyle şahit oldukları keşiflerini bu uykudaki adam gibidir. Ama ayık olan çoban bunu da bunu da, bak bunu da bunu da gördüğü için ikisine bakarak alem misalle alem maddi fark tabiri de hakkı vardır. Buradaki adam buna bunu da gördüğü için bunu tabir ediyor. Ne demek şu? Şu. Suretle kanuniyetini gören adam tabir yapabilir. Yapalım. Hakikati mahiyeti görürse ne yapar? Düşün. Şimdi Peygamber Aleyhisselam düşünür. Nasıl ki nasıl bütün hareketleri mükemmel olur? Olamaz. Olur mu? Olmaz yani. Allah kanununda bir insan her konuda mükemmel olamaz. İhsan nasıldır? Evet öyledir ama o zaman nasıldır diye yola çıktım. Şu, bu kit defter şöyle mi koymak doğrudur? Böyle mi, böyle mi, böyle mi? Hangisi? Nereye göre? Şöyle,
Allah Resulü dünyadaki suretini alemi mana ve alemi ervahta, melekut alemi, gayb aleminde bunların hakikatini görüyor. Bu defterin orada yok diyor, olmaz, yanlış. Düzeltecek, git. Bak buraya hükmederken oraya bakıyor, orayı dinliyor. Çevir, buraya bile bakmıyor hiç. Hasan götür, tamam ya Resulallah. Yok diyor, götür, düzeltir. Tamam. Buradaki tamam oraya göre olduğu için burada en mükemmel. Onun için Allah Resulü alemi şehadetle alemi gaybi bir anda beraber ikisini gördüğü için oraya göre buraya yaptığı için en mükemmel oluyor. Alemi şehadetle alemi gaybi aynı anda gördüğü için aynı. Oraya göre yaptığı için burada en mükemmel oluyor. Yani en mükemmel ne demektir? Oraya göre hakikati. Hakikatına göre düzeltiyor. Bu surettir. Bu suretin hakikati orada. Kanuniyeti insanda. Sureti, kanuniyeti, hakikati. Mahiyeti de Allah'ta. Şimdi bakıyor, bu niye böyle? Olmaz Hasan diyor. Niye ya Resulallah? O defterin diyor sureti, bak hakikati olmadı. Bunun orada bir hakikati var, doğrusu tarafı. Götür. Saat dedi. Tamam. Nereye göre tamam dedi, hiç buraya bile bakmadı. Orada bu suretin hakikati tam şimdi. GPS gibi. Kapsam alanın dışındadır diyor. Çekmiyor. Çünkü burada tepe var, adam bu vadide. Ve bazı istasyon buna. Biraz çıkıyorsun, dağın tepesine çıkınca evet kapsam alanına girdi. Şak diye mesajların geliyor. İniyorsun aşağı, mesajlara kapanıyorsun. Yani nereye göre sana şey, bazı istasyonu eğer alacaksa uzak yakın fark etmez. Kaşgar, ta Çayeli'nin tepesinden Kaşgar'dan bazı istasyonu alır. Ama hemen yanı başında, şurada baz istasyonu, şurada dağ var, şurada vadi yenersen almaz. İşte bunun nereye göre nedir'i bu surettir. Hakikatına göre götür. Bozmazsan. Tamam ya Resulallah. Burayla orayı bir anda gördüğü için en isabetli şekli budur. Yoksa olamaz. Düşünüş de olmaz. Ancak şuhud ile olur. Hızır işte öyle. Hızır biraz da düşük. Yok düşük tabii de yani bizim açımızdan belki. Evet abi. Şimdi buradan anladığımız, insanın hususi dünyasını oluşturan serbest bölge. Hususi dünyan çok geniş zannediyorsun ama dar bir kabir hükmündedir. Tahayyülün ve tasavvurun ayna gibi birbirlerine inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Tahayyül ile tasavvur aynaymış. Arkadaşlar, mesela bak, şu tahayyül, şekil ya, mekan ya, şekil mekandır. Tasavvur ya, tasavvur düşüncelerdir, zanlardır, şüphelerdir, şekler, birbirine eklenince zaman oluşuyor. Veya zaman şey yapıyor. Şimdi bu aynadır buna, bu da aynadır buna. Zaten buna aynaysa, bu da buna aynadır. Tahayyül ve tasavvur böyle ayna olunca arkadaşlar, artık sonsuz oluyor. Düşüncelerde, hayallerde sonsuz oluyor. Ne oluyor o zaman? Düşünceler hayali, hayaller düşünceye dönüşüyor. Mesela şöyle. Gözden geliyor şekil. Beyin şekil bu burada burayı görmüyor. Buradan gelen şekli, bu resmi göz beyine enerji olarak götürüyor. Megapiksel değil. Tamam? Ses enerji gidiyor şuradan. Şuraya. Bu şey görüntü alanı arkada. Böyle bakıyorum. Orayı seyrediyorum zannediyorum ama burayı seyrediyorum. O burada. Orada değil. Ben ona muhatap değilim. Niye oraya bakıyorum? Burada olması için göz oraya bakması lazım. Göz görmüyor. Göz aynadır. Radar. Radar fotoğrafı çekiyor. Kim seyrediyor? Ekranda binanın içinde olan subay görüyor. Radar çekiyor. Fotoğraflı gören subaydır. Şimdi göz radar gibi çekiyor. Bu ekranda, bilgisayar ekranda gözüküyor. Peki bu ekranda, bilgisayarda seyreden kim? Ruh. Subay. Subay görüyor. Aynı bu şekilde kulaktan ses geliyor. Diş kulakta bitiyor. Ondan sonra elektriğe dönüştürülüyor. Beynin işitme alanına gidiyor. Orada duyan kimdir? Bunu duymuyor. Ses elektriğe dönüştürüldü. Şifreler olarak beyine bildirildi, impuls denilen. Sonra da bilgisayar ekranında
Yani şöyle diyeyim, CD, CD'de film yok mu? Ses yok mu? Ne ama bakın içerisine 00111000 öyle değil mi? He. Peki ses midir? Mesela bilgisayarda ses çarpıyor. Bakın aslında, hakikatine bakın. Açılmasın, sesi kapat. Şekil bu değil mi? Beyne gidiyor. Bak şimdi ayırt ettim. Göz, bak perdeye bakıyor. Niye bakıyor? Görmek. Öyle diyeceğiz tabii. Orada fotoğrafları çekiyor. Burada fotoğraflar retinada enerjiye dönüştürülüyor. Ondan sonra beynin arka lobuna, görüntü alanına, tamam mı? 1 çarpı 1 oranında bir karede görüntü değil, elektriksel şey görünüyor. O ekran CD'de 1001 iken bilgisayarda sese dönüşüyor. Başka ne? Şekle dönüşüyor. CD'de resim yok. 1001110 yazılım. Bilgisayarda sürete dönüşüyor. Yani süre şeytan, çıplak kahraman, yazılımda 1100 öyle bir şey yok. Alem şahadette şeytan, alem gaybde mudil esmas. Sıfır yani. Yani burada televizyon, bilgisayar ekranında haram iken yazın CD'de haram bir şey yok. 00110 Melek birdir, şeytan sıfırdır. Yazılım öyle olabilmesi için 10011 sıfırı temsil eden şeytandır. Meleği temsil eden birdir. Birisi vücut, birisi Adem. İşte ama bilgisayar ekranına geldiği zaman filme bak ya, sese bak ya, ne yazandı falan. Arkada öyle bir şey yok. Önde bir şey var. Şimdi kabir iken bak bir de okuyorum. Tahayyül, yani çok önemli olduğu için kalktım. Tahayyül ve tasavvur. Tasavvurlar şekle, şekiller tasavvura dönüştürülüyor serbest belgede. O zaman ne oluyor biliyor musun abi? İki aynasında ben varım. Ayna. Gir içeriye, sonsuz oluyor. İnsana sonsuzluk veriyor. Tasavvur işte aynadır, tahayyül de aynadır. İki aynasında bir girdim, sağım solum ayna. Bir de ayna ön arkaya koydun mu, bir de alt üste koydun mu, altı tanıyor. 20 şualardan anlatıyor. Altı tanıyorum. Altı tane zaman var. Yani senin üzerindeki tesir sahaları, boyut. İki ayna bak. Tahayyül ve tasavvurun aynası gibi birbirine inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Ayna koydun mu abi? Buraya ayna koy doktor. Bir de buraya. Vay be sonsuz. Koşuyorsun. Hani sonsuzluk? Sonsuz gözüküyor ama değilmiş. Aynaya kafayı vurdun. O zaman vay be. Ne demekti bu vurma anındaki ses? Hayır. Pat diye vurdun ya. Onun adı şu. O ses şu. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. İki tane ayna birbirine nikas etmişti. Kafayı vurdu. Ve duvar olduğunu anladı. Yani yok. Öldü ya. Birinin inikas edip göz görünceye kadar geniş diyor. Kabir gibiyken bir şehir kadar geniş görünüyor. Tahayyül ve tasavvur birbirlerine aynı olunca çok geniş görünüyor. Onlara zamanı mı genişletti mi? İkisi de. Bazılarına göre bastığı zaman daralır, zaman genişlenir. Mesela bak tıkı yapıyorum, zamanı yapıyorum sonra tık. Ucunu tut abi. Tut abi. Tık etti ya. Bu ucu da tut. Gir içeriye. Zaman bastı zaman. Zamansızlığa girdin. İmam Hasan bunu yapmış. Sabah namazının uzunluğu ne kadardır? İmsakta güneş 1,5 saat. Hatmi Kur'an yapmış. Cemaati de yapmış. Bir de yetmiyor. Şimdi başlamış. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamış. Kul euzu bi Rabbin Nas, Melikin Nas'la bitirmiş. Hatmetmiş Kur'an'ı. Namazda var. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul euzu bi Rabbin Nas. Selamun Aleyküm. Nasıl girmiş? Tık. Zaman var ya saniye. Tutmuş bu ucunu. Tık.
tık etti, bu ucunda tutmuş, böyle ağzını girmiş içeriye. Aynı saniyede bu perdeden girmiş. Bu yola girmişe bastı zaman. Ondan sonra girmiş, zaman geçer mi? Yok. Aynı saniyede oraya girmiş. Bütün halk mı kuralı yapmış. Evliyalarda Medcezir diyor ya abi. Medcezir evet. Hatta diyor rüyasında hafız olanlar var. Aha. O tabii hafız, o komple hafız. Hafızlık olanlar var. Ben bir tanesini rastladım Osmaniye'de. Rastladın mı sen de? Rüyada mı hafız? Rüyada hafız olmuş. Bayağı hafız olmuş yani. Mesela bir tanesi söyleyeyim. Osmaniye ben askerken o Merkez Camisi'nin müezziniydi ama doğuştan ama. Ondan sonra ama meleses var yani böyle. Neyse ben bilmiyordum ama olduğunu. Yani Allah Allah öyle bir tesbihat yaptı ki mükemmel böyle. Ondan sonra tanıştık. Yaşlıydı tabii biz gençtik. Maşallah ondan sonra sure okudu yani namazdan sonra. Ondan sonra maşallah dedim ya burası çok zordu dedim ya. Elhamdülillah dedi. Onu hüfsettiren Allah'ın da son. Yoksa hafız mısınız dedim ya. Hafızım dedi. Ondan sonra bak şu an imam da gülüyor. İmam odasında falan. İmam da gülüyor. Ya dedim hakikaten komple Kur'an. Yani bu sureyle hafız. Kur'an hafızıyım dedi. Ondan sonra dedim ya nasıl ezberlediniz? Ne dediniz? Bana dedi ki sen dedi ama oldun mu da mı söylüyorsun? Yani doğru söyle dedim. Bana dedi ki sen her şeyi kafa gözüyle mi görüyorsun? Ondan sonra dedi ki ben dedi bir gün dedi İmam Ali radıyallahu anh rüyada gördüm. Çok yakındım bana dua et şu gözüm açılsın. O da demiş ki gözünün açılmasını sırf bunun için mi istiyorsun demiş. Sırf Kur'an ezberleyeceğim onun için açılsın demiş. İyi o zaman demiş gel. Madem gözü bunun için istiyorsun. Orada bir talebesi vardı. Kim bilir. Ondan sonra buna hafızlık öğrettin dedi. Aa sana göz açılmadan sana neticeyi verirsin dedi. Ezberledim. Çıktım dedi. Uyandım. Geldim. Baktım ki ezberde kafam. Allah Resulü diyor hadisi. Diyor ki ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu diyor. Nasıl olacak? Takvanızı artırın. Takva eylem midir? Terkleri artırdıkça Allah ilham eder. Ölündü. Bak görüyorum, takmanızı artırın. Takma artınca ne? Takma ne demeli? Defi mefasit. Terk iki bayır. Yani terklerin oldukça ilhama mazar oluyorsun. Ustad üç aylık tahsilde bunlar olur mu? Terkleri çoktur. Yani bu sefer ilim sana akıyor. Okumadan oluyor. Bir yerde okuyalım, kapatalım öyle mi? Yani. Evet. Şu sayfayı bitirelim. Şu. Ondan sonra arkaya geçelim tamam. Lemalar 163. Tuğlu emeli menşi olan tevehüm ebediyeti. Tuğlu emel neydi? Emel tükenmez diye. Tükenmez, bitmez. Onun mesela ölüm korkusu da bundan kaynaklanıyor. Mesela tevehüm ebediyet. Yani ebedi yaşayacakmış gibi. Son paragraf ona göre canlı dinleyelim. Son konumuz daha nasıl bugün bitiyor. Tevehüm ebediyet, ölüm korkusunun sebebi iki tanedir diyor. Birisi, daha önceki derste işlemiyor. Tevehüm ebediyetten, yani ebedi, sonsuz yaşayacağım zanni ki, nereden çıktı bu ya? Bu, iki, gaflet ve dalaletten sonra ne oluyormuş? Nerede bulamıyoruz? İşte. Bak, hatırladınız mı? Bir tevehüm ebediyet. İki tane. Ben oku der gibi oldu. He, ikincisi ne? Gaflet ve dalalet ile ne oluyormuş ya? Tuğlu emel filan mıydı? Bak, tuğlu emel ile bak. Menşei var, tuğlu emelin menşei var. Tevehüm ebediyet. Tevehüm ebediyet. Bir tane de söylüyor bak. Tevehüm ebediyetten. İki, gaflet ve dalaletten fani baki görüyor. Yani bu sefer ölüm korkusu bakiden ayrılmak gibi oluyor. Hmm. Faniden ayrılmış gibi olmuyor. Hmm. Mevcudu baki zannediyor. Tamam. Şimdi tuğlu emelin menşe olan tevehüm ebediyetin. Tuğlu... Diyor, dünyada tevehüm ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde diyor. Onu mu diyorsunuz? Neydi oku bakayım.
Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği, sevimli bir tek çocuğunu sekerette görüp dünyada tebehüm ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde. Hı, devam et. Mevti, Adem ve Firak ebedi tasavvur. İki için bu. Bir, türlü emelden kaynaklanıyor. Yani tebehüm ebediyetten kaynaklanıyor. İki, gaflet ve dalalet ile neticesinde mevti, Adem ve Firak ebedi tasavvur ediyor. Yani mevti ve şeyi, ölümü, değil mi? Mevti mi diyor? Mevti ve Adem ve Firak Mevti mi diyor? Mevti, Adem ve Firak ebedi tasavvur ediyor. He, mevti var ya, Adem ve Firak ebedi zannediyor. Yani ölüm son bitmektir. Oysa suretin bitmesidir. Sonsuzun başlangıcıdır. Şimdi devam edelim. Onlar devam etmeden bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum. Şimdi hep aynı şey üzerinden ben gidiyorum ama hani rotor ve stator vardır ya abi, biri sabit, biri dönüyor, elektrik üretiyor. Elektriği bu yöne doğru veriyor değil mi abi? Bu yöne doğru. Evet. Şimdi mesela ama halbuki siz nefes alıyorsunuz mesela, ciğerler doldu. Verdiniz, ciğerdekiler boşaldı, dışarı çıktı. Değil mi? Ama mesela buradaki işlem bir içeri ciğer, bir dışarı ciğerle alakası yok. Ama o rotor ve statorda o döneni döndürdüğünüz zaman elektriği bu tarafa doğru veriyor. Ters döndürdüğünüz zaman geriye vermiyor. Yine o tarafa veriyor. Ama verdiğini yanlış veriyor. Verdiğini ters veriyor abi. Ters nasıl? Yani mesela artı ile eksi değişiyor. Öyle değil mi? Değişiyor. Bütün sistemi değiştiriyor. Değiştiriyor ve yanıyor. Değiştiriyor ve yanıyor değil mi abi? Yanıyor. Yani ki artı olması gerekiyor, eksi verdin. Evet. Yani bunu neden şey yaptım biliyor musunuz abi? Şimdi siz az önce anlatıyordunuz ya. Yani oradaki hakikate göre burada suretini yaptığı için en doğrusu. Ama kime göre doğru abi? Evet. Adam surete göre hakikati değiştiriyor. Resulullah ise hakikata göre sureti değiştiriyor. Fark o. Bak buraya müdahale ederken oraya bakıyordu dedim. Hakikatla sureti değiştiriyor. Biz ise haşa hakikati değil bir Allah'a bile değiştiriyoruz alemimizde. Surete göre Allah'a düşünürüz. Allah affeder diyor. Allah bilmem ne yapar diyor. Allah diyor ki iman da belli ki bu küfür diyor. Ya buna taraftar olma diyor. Buna meyletme. Buna destekleme bu insan bu hareketi. Öyle bir şey olmaz diyor. Allah diyor ki olur. Surete göre Allah'a değiştirmeye çalışıyor. Tabi yani Aleyhisselam Efendimizin en doğruyu yapmış olması Ebu Cehil tarafından öyle anlaşılmamış. Evet. Değil. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam hakikate göre sureti değiştirmiş. Ebu Cehil ise istediği surette değil, istediği surete göre hakikati değiştirmeye çalışmış. Günah sevaba, sevap günaha kalbedir. Gibi. Evet. Niyet işte. Onlar farazi ve hayali bir surete kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor. Bu da çok önemli. Bunu çok soruyorlar nurculardan. Bu paragrafı var. Çok. Bak onlar farazi tarikatçılar yani. Burayı konuşmuştuk birkaç kez yine. Birazcık bir şey vardı bizde bu mevzuyu ihlas. O zaman kapattım bunu geçelim mi? Yok hayır geçmeyelim. Bizde de hala susmayan şey var. Oturmadı. Bende yani, de oturmadı yani evet. Yani orada şöyleydi işte yani bizde böyle bir yanlışlığı onu kullanıyor. Öyle değil usta başka bir şey söylüyor. Biraz bizim yani bir okuyalım da gene konuştuk bunu. Yani okuyorsun. Peki. Yani ikinci olmuştur, üçüncü de olacak muhtemelen bu ama... Peki hatırladın ne kalmıştır? Söyle bakalım. Şu an hatırlamıyorum. O zaman ben hatırlayayım. Yapar. Tamam. Onlar farazi bak ve hayali. Bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor, farz edip düşüne. Nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan. Görüyor musun? Serbest bölge, nefs-i emmare. Müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıta. Şimdi tamam bu. Şimdi üstad sonra diyor ki yani aslında bizim şu anki tahayyül tasavvur okumamıza göre biz de böyle yapmamız lazım. Tahayyül tasavvurumuzu kullanmamız lazımız ya biz. Bu üstad şimdi biz hakikat mesleğiz böyle olmaz diyor sonra devamında. Evet. Şimdi iş karışıyor. Bu süreç değil miydi? Ha? Bu süreç değil miydi? Tamam. Buradayız. Üstad diyor ki olmaz diyor, bu olacak diyor. Ha işte nasıl olacak o zaman? İşte o. Yani suret değil diyor, hakikat olacak diyor. O zaman oranın azıcık devamında bir şey yapalım istersen. Evet. Tekrar. Yani buraya girip de şey yapacak mıyız, buradan dönüp gider miyiz?
Yani bunu kurma, bunu şey yani. Konuşuruz, ondan sonra keseriz veya namaz kılarız. O biz öyle yapmak zorunda değiliz. Öyle yapmaz diyor ya. Onlar kabre gireceğim diye korkuyor. Zaten biz zaten kabre. Dimacı olarak yani nasıl yapmamız lazım? Kabirden çıkmaya çalışmak, bir kabre girecek olmak var. Onlar bak şimdi gireceğim diye korkuyor. Şimdiye kadarki derste. Ama yani tahayyül tasavvuru kullanmak değil miydi normali? Tamam. Oradan çık diyor. Bak oradan çık diyor değil mi? Ha. Oradan çık diyor. Çünkü orası kabir değil midir? Orada kalma diyor. Yani bu serbest bölge kabir değil mi abi senin? Onlar tahayyül ve tasavvur ediyorlar diyor. Nerede kaldı bu? Suret. Suret. Bu neydi? Kabirdi. Kabirdeyken kabirden çıkmaya çalışıyor. Şey, kabire girmekten korkuyor. Şöyle okuyayım mı? Devamı. Okuyayım böyle. Çünkü yani herkes sorduğu için. Fakat mesleğimiz tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretini yapmaya mecbur değiliz. Hem meslek hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde. Düşünme. Akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan, bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir, onun yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünde görür, daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünde müşahede eder, ihlas etenme yol açar. Sıralandırdı abi vallahi suret, kanun, hakikat. Hepsini dört tane söylüyorsun. Sıralandırdı. Değil mi? Oraya taşıdı. Aynen öyle. Yani bırak diyor. Sen zaten içerisin. Aynen öyle yaptı. İnan. Saydım sana. İlk defa oldu. Yazabilir miyiz öyle? Yazamayız. Bak şimdi. Herhalde gitmiyor. Düşünmek tasavvurda. Tamam. Nefse mane buraya atıyor ki, buradan rahatsız ediyor ki, nefse emmarenin kafası burada kırılıyor. Nefse emmarenin celevan ettiği, ceyran ettiği, bulunduğu yer burası. Nefse emmare burada celevan ediyor. Yani orada cirit atıyor. Abi düşünce ve bu hayal ya. Bazen mesela bakıyorum, devamlı onu getiriyor. Namazı devam getiriyor. Hep şuur altı yapmışsın. Hani bir şey yapıyorsun, serbest böyle. Baktım ki kendim olarak o geliyor. Devamlı ya düşünceli ya hayalli şey yapıyor. Mesela devamlı bombardıman. Suret vermeye çalışıyor. Resulü Aleyhisselam'a sormuşlar, biliyor musun bu manada? Devamlı geliyor. Demiş ki, Allah Resulü demiş ki, o diyor ondan razı olana kadar, razı olmasan ya, onunla savaşırsan ya, o senin imtihanın olmaya devam eder. Ondan razı olduğun anda imtihanlıktan çıkar, o daha gelmiyor. Tercih almak istiyor. Mesela namazdayım, imanın gitti diyor bana. Tamam diyor. Dedim ki gitti, sana ne? Ne zaman? Dedim ki imanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Bunu bulduktan sonra imanın mahluk hala tarafı var, suretidir. Nedir o? Şafkadır, namazdır, içkidir, surette gözüküyor. Kanuniyeti bendedir, hakikati Allah'tadır. Esmadadır, tamam mı? Mahiyetidir. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı, güvenilir sensin. Allah'ım iman emanettir. Ya Rabbi ben sana emanet ediyorum, imanımı sana emanet ettim. Tak niyet ettim, Allah'a gitti. Şeytan geldi bana dedi ki imanı gitti. Sureti var bende kardeş. Hakikat orada. Silsen bile bilgisayarında, hard diskte var. Süt gene çıkar. Sen hakikatını kaçırdın, bitti. Hakikatını ona gönderdiğim için ne diyeceğim? İmanı gitti. Ben de diyorum ki öyle gitti, ne yapalım? Daha ne diyecek? Savaşma olmayınca bende imtihan olmaktan çıktı o. Yani her şeyde öyle. Bir şeyi artık imtihanın vesilesi bu olması gerektiğini endişe mi olmasa, yani Allah Resulünce ondan razı olursan o şeyden, o imtihan olmaktan çıkar. Razı değilsen imtihan olmaya devam eder. Şimdi bunlar tahayyül ve tasavvur ediyor. Nerededir? Kabirdedir. Ne kadar ne yaparsa yapsan çıkamaz. Kontrolsüz bölgede. Kontrolsüz bölgede devamlı. Serbest bölgedir. Çıkman lazım ki kontrol yani... Yani ben böyle çıkacağım ki kontrol edeyim. Hala burada. Şimdi adam buradayken buradan burayı bilmiyor. Yani bilmiyor. Ya buradan buraya sıçrıyor ya buradan buraya sıçrıyor. Düşününce burada, hayal edince burada. Hayaldeyken korkuyor, kefen mefen var. Hemen düşünceyle çözmeye çalışıyor. Düşünceye geçiyor. Birbirinin içinde oynayıp duruyor. Evet. Ostat da diyor ki hakikat mesleği. Hakikat neydi? İlimdi. Hı hı.
İlim değil miydi burada? Evet. İlimdi, hakikat mesleği. E buraya taşıyor bizi. Burayla bakacaksın. Tasdiye mi çıkartıyor orada? Çıkartıyor. Bak şimdi. Yani hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakıyor. Bak tepesine ha, bakıyor. Şeyde belki hakikat noktasında diyor. Ha. Zamanı hazırdan. Hakikat. Hakikat deyince elini koyar mısın buraya? Evet. Hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Yani. Elim için de ayık katıyor. Ondan sonra ne olur biliyor musun? Bir dakika. Şurada şuraya fikir, zihin aynasında şey, şurada fikir yok muydu şurada? Şurada takıldı. Şimdi bu, burada geldi mi hakikat? Hakikat, fikir aynasında. Fikir buradaydı. Buradan çıktı yani, otomatik seni çıkarttı. Nerede? Osman, burada olmadı. İstersen burada, nerede olursan ol. Buradan çıktıktan sonra kabirden çıkıyorsun. Adam şunu yapıyor, bakın tasavvufta. Hayal ediyor mezarlığı, zahire bakıyor, tahayyülde. Korkuyor, bu sefer düşüncesiyle çözmeye çalışıyor, tasavvufu düşüyor. İyice karışıyor. Yani, bir oraya, bir oraya. Buraya gelmiyor, bir oraya. Çünkü kontrolsüz bölgeler. Kontrolsüz bölgeler. Şimdi zannediyor ki ben burayı kontrol edeceğim. Yani edemeyeceğini bilsen çıkacak. Niçin insanlara vehim ve vesvese çok musallat oluyor? Kontrol etmeye çalıştığı için o da keyif alıyor şeytan. Çünkü edilemez yani. Edilemeyeceğini bildiğin anda ediyorsun. Peki kontrol etmenin yolu kontrol etmeye çalışmamaktır. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Kurtulmaya çalışma çünkü olmayacak bir şey yapıyorsun. Çıkacaksın abi. Şuradan şuraya bak, anladın mı? Bak abi. Düşününce buradadır, hayal edince buradadır. Hayalin koptuğu zaman tasavvura sıçıyor. Bu düşününce de bundan şey yapıyor, olmuyor. Aynen. Ustad ne diyor? Hakikat diyor. Hakikat mesle deyince tasdike geçiyorsun. Üste çıktın mı bak şimdi, bak Osman. Hadi bir ondan sonra yazarsın. Çıktın. O zaman da taakkulde fikir var. Yukarıdan aşağı bakıyor. Fikir aynasında burayı gözüküyor. Bunu şekillendirebiliyor çünkü üst şey geçmiyor, boyuta. Boy derinlik, bir de zamana geçti. Buraya geçiriyor, buradan bak diyor, hakikat noktasında diyor, fikir aynasında bu gözüküyor. Bu o zaman istediğin gibi şekil verebiliyorsun bu aynada. Şimdi yaz. Şimdi oldu abi. Yes. Ne anladığını sen yazın, çok önemli bu. İyi oldu bu sefer. Çok, daha oturup, çok bir şey yani bocalıyoruz. İlk yere gidiyorsun zamanı hazır oraya buraya böyle onlar biraz bocalama evet. Yapıyorduk yani. Zaman mesela bu abi. Nereye yap yani evet. O ne yapmış? Şeyi buraya mı getirmiş? O ileri gitmişler. Yani o getirmiş. İstikbale gitmiş biz istikbale buraya mı getiriyoruz? Müstakbeli zaman hazıra getirmek değil. Belki hakikat noktası zaman hazırdan istikbale gitmek. Biz çünkü nedir olsun Kadir gecesini işte şey yapmak için bir sene geçmesi lazım. Ama Kadir gece, her gece Kadir gece yapsa artık mazi ve müstakbel kalmıyor. Devam edeyim birkaç tane cümle daha hoşunuza gider. Girdiğini düşüneyim. Düşünmek tasavvurda. Nefs emmare buraya atıyor ki, buradan rahatsız ediyor ki, onu okuduk. Nefs emmare o tahayyülü ve tasavvurdan mütesir olup uzun emellerin bir derece vazgeçer. Nefs emmare uzun emellerini buraya atar. Nefs emmare de buradan mütesir oluyor. Burnu kırılıyor. Biliyorsunuz nefsi emare burada oynuyor. Serbest bölgede oynuyor. Cüz ihtiyarının suretin tasavvurda, kanuniyeti, taakkulde, hakikati, tasdikte, mahiyeti, iltizamda demişim artık. Cüz ihtiyarının. Tamam mı? Peki ne işime yarayacak? Tahayyül itikada daha çok etki yapıyor. Tasavvur ise daha çok imana etki yapar. Tasavvurda Burhan yok. Şimdi bu kadar yazdık sebebi, bunlar herhalde benim devamı var. İşte hakikata, hakikat mesleği, buraya yapıyorsun buradan. Burada fikir aynası var. Fikir aynasında bu gözüktüğü için bunu istediğin gibi yaşıyoruz. Tasavvufta ise hiç bununla fikir aynasında ve hakikatle alakası yok. Tahayyülden tasavvura, tasavvurdan tahayyüle, şekilden düşünceye, düşünceden şekile, kör düğüm gibi aynı yerde bocalayıp duruyor. Abi siz bunun devamını yazmışsınız galiba bayağı değil mi? Tasavvuru. Yani bunlar bir şey yazmadık diye yazmadım daha. Yani o konuşuruz, şey yaparız diye. Çünkü o dediğimi daha önce de konuştuğumuzu bir herhalde hatırladım da dedim yani ki... Yani bizdeki son cümle abi nefsi emmare uzun emellerini buraya... Bitti değil mi? Yani nefsi emmare derken bu okuduğum şey...
Hangisi bitti? Yani bizdeki son cümle, nefs-i emmari uzun emellerini buraya alır. Aa, yok yok, devamı var arkada. Var mı? 307'den sonra... Ha, 309 yok mu sizde? Yok abi. Orası çekersin şimdi. 309. 308 var, 309 yok. 310 da yok belki de. Yok abi, o şekil. Ooo. Buna bak. Ooo. İşte onu diyoruz abi. Ooo, bunlar. Osman'ın bayağıdır. Osman. Ne yaptın? Çözüldü değil mi? Tamam mı? Tamam, ben onu bir böyle yapıyorum. Böyle Rabıta-i Mevt, Ehli Tarikat, Ehli Hakikat. Onun... Bu böyle yapıyor. Bu suret, bu hakikat, bu böyle gibi bir şey yapıyor. Yap onu. Onu da yaz da anladın. Ondan sonra keselim. Tamam. Tamam abi. O yazdın mı? Veya sen yazarsın. Ben yazacağım. Yani. Tamam. Peki. Şu metne bakalım. Kesiyoruz. İnşallah haftaya. Vâhirde vâhûmün elhamdülillâh rabbil âlemîn. Cenab-ı Hak bunun hakikatiyle haklanmayı nasip eylesin. Amin. Kanuniyetiyle bize inşa eylesin. Hakikatiyle esmasına mazhar eylesin. Mahiyetiyle bizden hoşnut etsin inşallah. Üzerimizde ve alem İslam'ın üzerinde kabus gibi olan ervah habiseleri, mevad-i şerileri Cenab-ı Hak hak ile yeksan eylesin. Semavi ve arzi belalardan, musibetlerden halas eylesin. Maddi ve manevi her türlü dertlerden Cenab-ı Hak bizi hıfz-ı emin eylesin. Usul ve fırıldarımızı da hizmet-i mani Kur'an eden hissesini azim eylesin. Ağlayan alem İslam'ı ittihad-i İslam'la güldürmeyi nasib-i müesser eylesin. Vâhir davâhumen ilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha.